Şimdi internet ve e-posta yönetimi modülü de bir yoklamayı alalım da. Servis sağlayıcıları ayarlarını yaparak internet bağlantısını yapabilecekseniz burada internetle ilgili temel kavramlardan bahsedeceğiz. E-posta işlemlerini yapabilecekseniz, e-posta yönetim yazılımlarını kullanabilecekseniz, Outlook programı duyduk mu? Outlook. Üçüncü öğrenme faaliyetinde bununla ilgili Outlook Evet hocam. programını göstereceğiz. Tamam mı? Bu e-mail yönetim programı, e-posta yönetim programı oluyor. İnternet ortamı için güvenlik ayarlarını yapabilecekseniz, virüslerle ilgili konulardan bahsedeceğiz. İnternet nedir? Ne işe yarar İbrahim? Biz internette neler yapabiliyoruz? İnternetin tanımı nedir diye sorsak. Mesela internet neler yapabiliyorsun? Video, film, müzik dinleyebiliyorum. Film izleyebiliyorum hocam. Evet, başka. Sizin en çok yaptığınız şeylerden birisi oyun oynayabiliyorsunuz, değil mi? Araştırma Evet. yapabilirsiniz. Ne bileyim, üniversiteye yönelik YouTube'da videolar izleyerek ders çalışabilirsiniz. Daha birçok e-ticaret sitelerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Burada internet birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olarak ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Interconnect set of networks yani birbirine bağlı bilgisayar ağları kelimenin İngilizcesinin kısaltılmış bir kelimedir. Inter networks. Bunların birleşiminden oluşuyor. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Biz internet vasıtasıyla kişilerle ne yapabiliyoruz? Uzaktan ya da yakındaki kişilerle iletişim kurma imkanımız var. İnternet kaç yılında geliştirilmiş ve ilk geliştirildiğinde hangi amaçla kullanılmış? İbrahim biliyor musun? Kaçtı yıllarda geliştirilmiş? 1960'lı yıllarda hocam. 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri amaçlı bir proje ile ortaya çıkmıştır. Yani şöyle baktığın zaman bir 60 yıllık bir hikayesi var 2020'ye doğru baktığın zaman. İşte burada daha sonra 1973 yılında farklı alanların aralarında veri iletimi sağlayabilmeleri için ortak bir dil oluşturularak birleştirilmeleri kararlaştırılmıştır. Burada işte burada ortak dil olarak protokoller kullanılıyor. İnternetteki bütün iletişimlerde kurallar bütünüdür. Mesela hani televizyonda da duyarız protokol imzalandı değil mi? Futbolcular arasında olsun. Burada protokol dediğin kurallar bütünüdür. İşte internetteki bütün kuralları belirleyen de TCP/IP protokol ailesi oluyor. Burada TCP Transmission Control Protocol, internet protokol, internet üzerinde yer alan farklı özellikteki bilgisayarların ve ağların birbirleriyle sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlayan ortak bir dil olarak geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. İşte siviller arasında internette ilk Mart 1989'da yüksek enerji fiziği konusunda araştırma yapılan kişilerin kullanması amacıyla Tim Berners-Lee tarafından Avrupa Partizik Fiziği Laboratuvarı'nda geliştirilmeye 1991 yılında ise etkin bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Askeri amaçla 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmış sivil olarak da 1989'da
kullanılmış. Avrupa Particik Fiziği Laboratuvarı'nda geliştirilmiş. Şimdi İbrahim, mesela 1993, Ocak 1993'e baktığın zaman internetteki web sitesi sayısı kaçmış biliyor musun? 50 adet web sitesi varmış. Değil mi? Yani günümüze kıyaslandığında çok küçük bir rakam. Ekim ayında 500'ü ulaşmış web sitesi sayısı. Şimdi baktığın zaman dünyada milyonlarca web sitesi var. Değil mi? Burada işte biz internet vasıtasıyla bilgiye kolay, ucuz, hızlı, güvenli ulaşmayı sağlayan bir iletişim olan internetle dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca bilgi kaynağına erişebiliyoruz. Yani şu an internete bağlı diğer herhangi bir bilgisayar ağına bağlanarak bu ağdaki bilgileri okuyabilir veya kendi bilgisayarınızı kopyalayabilir ve kendi bilgisayarında olan bilgileri de başka bilgisayar kullanıcılığına gönderebilirler. Mesela sen YouTube'a video atarak ne yapabilirsin? Kendi bilgilerini paylaşabilirsin. Ya da birine e-mail göndererek bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Burada 3G mobil teknolojileri ve gelişen bilişim teknolojisi buna insana her an sürekli olarak sunmaktadır. Burada işte şu an mesela 5G teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Ve 5G'de 60 GHz'de bilgi aktarımı yapılabiliyor. Çok büyük bir şey. Yani saniyede 60 milyar, 60 GHz dediğin zaman saniyede 60 milyar işlem yapabiliyor. Burada dünyadaki kullanıma baktığınız zaman en çok internet Asya'da kullanılıyor. Ondan sonra Avrupa'da kullanılıyor. Burada işte birçok kişinin e-posta adresi var. Mesela 2011'li yıllarda 294 milyar adet e-posta gönderilmiş. Bunların da %90'ı kötü amaçlı, istenmeyen spam e-postalarıymış. Çoğu dünyada birçok insanın e-posta adresi var. Hatta birden fazla e-posta adresimiz ne olabilir? Olabiliyor. İnternet üzerinden neler yapabiliyoruz? İnternet üzerinden gazete okunup televizyon izlenebilir. Dünyadaki herhangi bir kütüphaneye bağlanıp araştırma yapılabilir. Mesela bu pandemi döneminde müzeleri artık internet ortamında ne yapabiliyoruz? Gezme imkanımız var. İnternetten müzik dinlenebilir, internet üzerinden oyunlar oynanabilir. Mesela sizin en çok yaptığınız şeylerden birisi bilgisayarı eğlence amacı olarak kullanmak. Sen hangi oyun oynuyorsun internet üzerinden İbrahim? İnternet üzerinden her türlü içerik paylaşılabilir dedik. Farklı kişilerle forumlarda yazışarak fikir alışverişi yapılabilir. E-mail yollarla iletişim kurulabilir. İnternet üzerinden bir üniversiteden mezun olunabilir. İnternete kendi çektiğiniz bir film yüklenebilir. Mesela internette şu an yine pandemi döneminde çok kullanılıyor. Uzaktan eğitimle eğitim vererek üniversitelerden mezun olan öğrenciler olabiliyor. İnternetten film izlenebilir. İnternet üzerinden alışveriş yapılabilir. Burada internet kullanımında ortaya çıkabilecek birkaç sonuç, yani problem var değil mi? Bunlardan birisi nedir? Var mı? Asosyallik. Bu hem yetişkinlerde hem çocuklarda da görülebilir. Sosyal yaşamdan uzaklaşarak, bilgisayar başında mesela saatlerce oyun oynayarak vaktin nasıl geçtiğini anlayamayabiliyorsunuz. Fiziksel yarar olarak, zarar olarak da uygunsuz duruş konumuyla fiziksel zarara uğranabilir. Mesela arkadaşlarımdan biliyorum, bilgisayar öğretmeni arkadaşlarımda boyun fıtığı olanlar da vardı böyle. İskelet sisteminde sıkıntılar olan oluyor. Oturuş bozukluğundan dolayı uygunsuz duruş saatlerce. İnternet oyunları burada da işte... Siz bilmiyorum farkında değilsiniz ama şiddet içeren ya da bağımlılık yapan oyunlar ile ya şiddete eğilim veya uzun süren oyun oynama alışkanlıkları
oluşa binmektedir. Mesela sizler arasında Counter dediğimiz oyunlar, şiddet içerikli oyunlar çokça oynanabilmektedir. Kişisel bilgi hırsızlığı mesela hackerlar kişilerin bilgilerini e-ticaret ve e-banka işlemlerinin yaygınlaşmasından sonra kişisel bilgilerin çalınması yoluyla banka hesaplarının kontrolü boşaltılması gibi olaylar gerçekleşmektedir. Burada işte televizyonda her gün bu tarz olaylar genelde duyuyoruz, değil mi? İşte bunlar da internetin asosyallik, fiziksel zararları, internet oyunları, kişisel bilgi hırsızlığı gibi zararları da oluyor. Buraya kadar soru var mı İbrahim? Yok hocam. Tamam mı? Özellikle bu şiddet içerikli oyunlara dikkat edin. Şimdi gençler, dünyada ilk internet 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri olarak geliştirildiğini söylemiştik. Türkiye'de işte TCP/IP protokolü ve internet 90'lı yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanmış ve ticari anlamdaki gelişimin 1991 yılından itibaren olmuştur. Burada aynı yıllarda internetin Türkiye'ye geliş sürecine bakılacak olursa geniş alan ağının 1986 yılında tesis edilen EON, European Academic and Research Network, BitNet bağlantılı TÜBİTAK, Türkiye üniversiteler ve araştırma kurumları ağı olduğu görülmektedir. Yani burada ilk bağlantı üniversiteler arasında oluyor gençler. Bu mesela Orta Teknik Üniversitesi'nde Türkiye'de Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis edilmesi yönünde bir proje başlatmışlardır. İlk deneysel bağlantı 1992 yılının Ekim ayında X25 üzerinden Hollanda'ya yapılmış. FTT 1992 yılında yapılan başvurunun sonuçlanmasına takiben Türkiye'nin ilk internet bağlantısına gençler bu tarihi unutmayın. 12 Nisan 1993'te yapılmış. 64 kilobit per second kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem sağındaki yönlendiriciler kullanarak Amerika'daki NSF.NET National Science Foundation Network'e TCP/IP protokolü üzerinden Türkiye'nin ilk internet bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Ne zaman gerçekleştirilmiş ilk bağlantı? İlk internet bağlantısı? 12 Nisan 1900 kaçta? Gençler. 12 Nisan 1993'te gerçekleşiyor. Tamam mı? Evet, ilk internet bağlantısı ne zaman gerçekleşmiş Türkiye'nin? 12 Nisan 1993 hocam. 12 Nisan 1993'te. Bundan sonra işte üniversiteler bağlanmaya başlamış. Şimdi mesela 64 kilobit per second yani günümüzde kıyaslandığında çok düşük bir hız gençler. Ki biz mesela 56K modemler vardı, diğer hat modemler. Onlarla bağlanıyorduk. Telefon hattını modemin arkasına bağlıyorsunuz. Böyle internet servis sağlayıcılar vardı, Spor Online gibi. Onlarla telefon numarası çevirerek bağlantı gerçekleştiriliyordu. Gerçekten günümüzde kıyaslandığı zaman çok düşük bir hız. İşte 1994 yılında Ege Üniversitesi yine aynı hızda bağlam gerçekleşmiş. 1995 Ekim'de Bilkent Üniversitesi, 1995 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ 1996 Şubat ayında bağlantılarını gerçekleştirmiş. Ondan sonra 1996 yılı ayında Turnet çalışmaya başlamış. 1997 yılına gelindiğinde akademik kuruluşların internet bağlantısını sağlayan Ulaknet çalışmaya başlamış. 1999 yılı içerisinde ticari ağ altyapısında büyük değişiklikler olmuş ve Turnet'in yerine TTNet adında yeni bir oluşum almıştır. Şu anda TTNet kullanıyoruz daha çok, değil mi?
Siz de mi internet kullanıyorsunuz evde? Evet gençler, internet TNT'den mi sallıyorsunuz? Ses geliyor mu? Evet hocam. Burada işte ticari kullanıcılar için TNT omurgası üzerinden akademik kuruluşlar ve ilgili bilimler için de ULAKNET omurgası üzerinden internet erişimine sahip olmuşlardır. İşte o yıllarda bu bizim gazetelerde de bu bağlantının gerçekleştiğine dair haberler çıkmış şeyde. Şimdi dediğimiz gibi işte internet çıkış sağlayan merkezi üç grupta toplanıyor. İnternet, üniversiteler ve akademik kuruluşların internet bağlantısı çıkışları, ticaret kuruluşlarının ve internet servis sağlayıcılarının lisesi yararlanan TTN çıkışları, diğer bazı özel şirketlerin ve servis sağlayıcıların TTNET ile yaptıkları internet erişim noktası anlaşma sonrasında kullandıkları firma bazlı doğrudan yurt dışı internet çıkışları. Biz de genelde TTNET çıkışlarından faydalanıyoruz. Yani artık birçok kişi internet kullanıyor değil mi? Biz internete bağlanmak için ne gerekiyor gençler? Modem gerekiyor mu? Gerekiyor değil mi? İnternet servis sağlayıcısı TTNET, Devspor, Onliner gerekiyor. Tarayıcı, web browser ve kişisel bilgisayar veri iletişimi yapan cep telefonlarıyla ücret karşılığında çeşitli yollarla internete bağlanabiliyoruz. Artık telefonlarda, hatlarda Vodafone'dur, Turkcell'dir, Avia'dır. Bunların da kendi internet paketleri oluyor gençler. Şimdi burada biz bir internete bağlanmak için ne yapıyoruz? Web tarayıcısını açtığımız zaman sunucu adresini yazıyoruz değil mi? Mesela www.eba.gov.tr yazdığınız zaman sunucudan size ne geliyor? Siz istekte bulunuyorsunuz. Siz, sunucudan size cevap gönderiliyor şu şekilde. Buradaki kablolar ya da fiber optik hatları vasıtasıyla biz o siteye ulaşmış oluyoruz. İşte siz bir normalde bir sitenin adresini girdiğimiz zaman bu sizce sitenin IP adresi var mı gençler? Eğer bir sitenin IP adresi var mıdır? Var hocam. Var hocam. Ama biz yani hani biz daha çok site adresini giriyoruz değil mi? Bu işte DNS server dediğimiz serverlar site adresini IP adresine, IP adresini site adresine dönüştürebiliyorlar. Birazdan Milli Eğitim'le ilgili bir örnek vardı. Onu IP adresini yazdım. Biliyorsanız bir sitenin IP adresini onu direkt yazdığınız zaman oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi internete bağlanmak için kablolu ve kablosuz yöntemlerimiz var. Burada çevirmeli ağ, dial-up, dial demiştik. Dial-up modemler var. Bu bilgisayarın PCI yuvasına takılıyordu. Bu modeme hattı da takabiliyorsunuz. Telefonu da takabiliyorsunuz. Telefon hattı kullanılıyor. Telefon numarası çevrilerek erişimin sağlandığı bir bilgisayar ağı biçimidir. Günümüzde kullanılmıyor. 56 kilo bit per second hızlarla bağlanıyorduk. Ve gerçekten çok yavaş oluyordu. Hani günümüze kıyaslayacak olursak çok yavaştı. ISDN bütünleştirilmiş sayısal ağ hizmetleri var gençler. Yani mevcut ISDN mevcut analog telefon şebekesinin sayısal alternatifidir. Burada telefon hattı gibi bir telefon numarası çevirip hem sayısal hem de analog hatlara ulaşım sağlanabiliyor. İşte bu hat üzerinden sayısal temiz bir ses kanalı sağlanmasının yanında aynı anda veri data iletişimde izin verebiliyor. Burada işte telefonlarda önceden analog sinyaller kullanıyorduk. Şimdi ISDN sayesinde sayısal sinyaller kullanılıyor. Tamam mı? Hem ses aktarımı yapabiliyor hem de veri data iletişimi yapabiliyor. DSL
bizim kullandığımız sistem şu an modemlerde kullanılan sistem nedir? Sayısal abone hattı, dijital subscriber line, sıradan bakır kablolar üzerinde evlere ve ofislere yüksek band genişliği sağlayan bir teknolojidir. Burada işte evlere, ofislere bakır kablolar sayesinde yüksek band genişliği sağlıyor bu teknoloji. Mesela ADSL'dir, ADSL 2, ADSL 2 artı, SDSL, IDSL, HDSL, VDSL, VDSL 2 gibi versiyonları, türleri var. Tamam mı? Kablo internet var. Burada kablolu kablo TV şebekesini düşünün gençler. Bu şebeke üzerinden bilgisayarına bağlanacak bir kablo modem yoluyla herhangi bir internet servis sağlayıcısına ve telefon hattına ihtiyaç duymaksızın internete bağlanmanızı sağlayan bir sistemdir. Yani burada kablolu TV şebekesi kullanılıyor. Buna da modem bağlanılıyor, kablolu modem. Ve bu yolla ne yapabiliyorsunuz? İnternete bağlanma imkanınız var. Fiber optik kablolarda ne kullanılıyor gençler? Bakır kablolarda iletkenler kullanılıyor değil mi? C'lere iletmek için. Fiber optik kablolarda iletişimi sağlamak için ne kullanılıyor? Biliyor muyuz? Evet. Maden olarak altın olabilir mi hocam? Yok. Şey olarak ışık kullanılıyor burada. Tamam mı? Yani burada bilginin taşınması için ışık kullanılıyor fiber optik kablolarda. Ve fiber optik kablolar üzerinden ışığın gönderilmesi icat edilmiş. Bu bakır kablolara göre daha yüksek hızlarda veri iletimi yapabiliyor. Tamam mı? Fiber optik kablo. Şurada bir tane fiber optik kablodur. İnce bir ışık demetlerini görüyorsunuz. Powerline, power güç demek. Güç hattı. Yani elektrik hattı üzerinden düşük ve orta seviyede elektrik şebeke gerilimi kullanarak iletişimin hizmetleri sağlayan bir geniş band erişim teknolojisidir. Bu bildiğimiz şeyler var ya, elektrik hatları, prizler. Oradan hem elektrik ve veri iletimi aynı kanal üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Elektrik iletimi büyük ve yavaş değişen dalga ile sağlanırken, veri iletimi küçük ve hızlı değişen dalga ile sağlanıyor burada. Tamam mı? Yani elektrik hattını düşünün. Prizde hem elektrik iletimi hem de veri iletimi, yani internet bağlantısı sağlanabiliyor. Bu şekilde bir bağlantı şeyi var. Buradan hem veri iletimini hem de elektrik iletimini yapabiliyoruz. Kablosuz teknoloji olarak ne var bildiğiniz gençler? Kablosuz teknoloji olarak Wi-Fi var değil mi? Wireless Fidelity, kablosuz bağlantının Wireless Fidelity kısaltılması olan Wi-Fi. Biz burada Wi-Fi sayesinde ADSL modemle dizüstü bilgisayarlara bağlayabiliyoruz mu? Bağlayabiliyoruz değil mi? Mobil telefonları bağlayabilir miyiz? Wi-Fi'ye telefonu bağlayabilir miyiz? Bağlayabiliyoruz değil mi? Kablosuz mesela şimdi mesela dijital kameralardır, DVD oynatıcılarda, televizyonlardır. Bu tarz elektronik cihazlar da bağlanabiliyor günümüzde. Mesela tableti bağlayabiliriz değil mi? Bluetooth gençler. Bluetooth da aynı şekilde kablosuz teknolojidir. Telefonlar, bilgisayarlar ve diğer cihazlar arasında kısa mesafeler arasında sinyalleri iletmek üzere radyo frekansı kullanılan kısa menzilli bir radyo teknolojisidir bu da. Burada radyo frekansı kullanılıyor Bluetooth'ta ve bunlar arasında kısa mesafeler üzerinde veri aktarımı yapabiliyoruz biz. Değil mi? Vibro'yu duyduk mu Vibro'yu? Gençler Wi-Fi'de kaç metreye kadar veri iletimi yapılabiliyor? Biliyor musun kablosuzlar? Evet gençler. Burada mısınız? Duyuyor musunuz? İbrahim Serhat burada mısınız?
Ses geliyor mu? Kablosuz da 100 metreye kadar çekim yapabiliyor gençler. Bir odak vericiden ve baz istasyonundan 1,5 kilometre uzaklığına kadar kablosuz internete bağlanabilen kablosuz internet teknolojisidir. Bir o teknolojisi varsa mesela buradan bazen diyelim modeminiz birinci katta, siz üçüncü katta oturuyorsunuz, bazen çekmeyebiliyor sinyal. Ama bir odak 1,5 kilometreye kadar çekim sağlanıyor. VMAX dediğimiz kablosuz teknoloji var. Bu da geniş band internet erişimi için olmak üzere bir kablosuz büyük şehir alanı ağı standardıdır. VMAX geniş band kablolar ve dijital abone hatlarına alternatif olan bir kablosuz internet erişim teknolojisidir. VMAX şebekeleri geniş band bağlantı seçenekleri sunar. VMAX şebekeleri esasen Wi-Fi şebekesinin daha geniş bir versiyonudur. VMAX'lar da kablosuz büyük şehir alan ağıdır. Geniş band teknolojisidir. Ve Wi-Fi şebekesinin daha geniş bir versiyonu oluyor gençler. Uydu interneti. Burada mısınız? Evet hocam. Ses verin. Yani burada gençler Wi-Fi'de 100 metreye kadar çekiyor. Vibro'da 1,5 kilometreye kadar çekiyor. Tamam mı? Bunu bilin. VMAX'da da kablosuz büyük şehir alana ağı oluyor. Uydu interneti nasıl biz uydu sayesinde televizyon yayınlarını izleyebiliyorsak bu kırsal kesimlerde daha çok kullanılıyor. Kırsal kesimlerde işte internet erişimin olması için uyduya benzer bir çanakla biz ne yapabiliyoruz? İnternet, uydu internetiyle yüksek hızlarda veri alıp gönderimi sağlayabiliyoruz. Infrared Data Association var. Mesela bu da kızıl ötesi iletişim teknolojisi oluyor IRDA. İşte burada birkaç metrede cihazların iletişim kurabilmesi için birbirlerini doğrudan görüyor olmaları gerekir. Mesela bende var şu an bir tane alıcı USB portuna takılı, bir tane mouse'um var. O mouse'a pil takılı. İşte bu şeyler IRDA'da birbirinin ne yapması lazım? Alıcı ile verici birbirini görmesi lazım. Kızıl ötesi iletişim teknolojisi kullanılıyor. Long term evolution dediğimiz uzun süreli evrim LT mobil radyo iletişim şebekeleri için yeni önemli gelişmedir. Diğer bütün radyo iletişim sistemlerinde olduğu gibi LT'de de ses ve veri aktarımını göndermek almak üzere radyo dalgaları, radyo frekansı enerjisinin kullanımına dayanmaktadır. Yani mesela burada 3G teknolojisi var, 5G var. 5G gençler 60 GHz yani saniyede 600 milyar veri aktarımı gerçekleşiyor. Artık hızını siz düşünün. Şöyle. Buraya kadar soru var mı? Kablolu kablosuz teknolojilerle ilgili. Bunlardan yeni duyduğunuz teknolojiler var mı gençler? Bahsettiklerimizden. İnternet kavramlarına baktığınız zaman gençler biz bilgi ağı üzerindeki e-posta, e-mail olarak da geçiyor. E-mail adresinde Türkçe karakter kullanmıyoruz. Şey yumuşak ye, ı'dır, ö'dür, şeydir, ü'dür. Bunlar kullanılmıyor. Serhat, e-mail adresin var değil mi? Evet hocam. Tamamdır. Dosya transfer protokolü dediğimiz FTP, yani biz bir web sitesi yaptığımız zaman bunu
sunucuya atmak istediğimiz File Transfer Protocol, FTP dediğimiz protokol kullanılıyor. Geçen sene Web Tasarım ve Programlama dersinde göstermiştik. Siz de atmıştınız sitelerinizi. Burada FTP 2.3'te //'dan sonra sunucu adını belirtiyoruz. Ve burada sunucu adını yazdığınız zaman size kullanıcı adı ve şifresi soruyor. Değil mi? Mesela FTP çoğuru muhtemelen k12.tr. Burada işte kullanıcı adı ve parola sorulur. Siz bir kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra kopyala yapıştır yöntemiyle buradan internete dosyaları gönderebilirsiniz ya da internetteki dosyalarınızı kendi bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. HyperCard metin transfer protokolü var. HyperTP dediğimiz protokol sayesinde, yani HyperText Transfer Protocol, baş harflerin kısaltılmasından oluşuyor. İnternette sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kurallar, yöntemleri düzenleyen bir sistemdir. Burada işte biz sitelerde arama adres çubuğuna yazdığımız zaman HyperTP .com.tr yazdığım zaman ben EBA sunucusuna istemci olarak istekte bulunuyorum. Bu da işte sunucu ile istemci arasındaki bilgi alışverişini sağlayan kurallar bütünü oluyor HTTP'de. En çok sık karşılaştığımız terimlerden birisi sohbet. Biz internette sohbet programlarıyla yazılı, sesli ve görüntülü olarak sohbet etme imkanımız var. Bildiğin var mı Serhat? Sohbet programı var mı? Ne var mesela? Tekrar söyle hocam. Sohbet programı olarak ne var? Yani hem görüntü. Öncelerde sadece yazılı olarak Mirç dediğimiz sohbet programı vardı. Sadece yazılı olarak sohbet edebiliyordunuz. Şimdi görüntülü, sesli, yazılı şekilde ne yapabiliriz biz? Sohbet programları var. Ne var mesela? Bildiğin var mı bu tarz program? MSN. Windows Live Messenger, MSN var. Başka? Skype ile bu şekilde, değil mi? Skype. Ondan evet, sonra Google Talk var. Google Talk diye şey var. Bunlar hep... Messenger, Windows Live Messenger, mesela WhatsApp da aynı şekilde internet bağlantısını kullanarak biz ne yapabiliriz? Yazılı, sesli, görüntülü şey yapma imkanımız var. Tamam mı? HTML, zaten geçen sene bu örneğini yapmıştık. Hypertext Transfer Protocol, yani Hypertext Markup Language. Burada biz web sayfası oluşturmak için kullandığımız bir betik dilidir. Değil mi? HTML ya da HTML uzantısıyla kaydediyorduk. Bu C ya da Pascal gibi programlar derleyiciyle derleniyorduk ama HTML'de derlenmeye gerek yok. Şeyde, değil mi? Burada Hypertext'ten kasıt ne biliyor musun Serhat? Hypertext niçin kullanılıyor? Hypertext? Neden Hypertext Markup Language? Hypertext dedi, yani içerisinde linkler kullanabiliyoruz. Biz sayfalar arasındaki bağlantıyı ne yapabiliyoruz? Linklerle farklı sayfalar arasında dolaşma imkanımız var. Tamam mı? Tamam. İnternet adreslerini kısaltmalara baktığımız zaman Gov, hükümet kuruluşları, EDO, eğitim kurumları, ORG, ticari olmayan, organization'dan geliyor, ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar. Gov, government'tan hükümet demek, EDO, education'dan eğitim kurumları. EDU biz genelde üniversite sitelerinde kullanıyoruz. www.co.edu.tr, Kocaeli Üniversitesi'nin sitesi. www.gazi.edu.tr, Gazi Üniversitesi'nin sitesi gibi. Com,
ticari kuruluşlar, mil askeri kuruluşlar, tsk.mil.tr, net servis sunucuları, AC akademik kuruluşlar, INT uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar, FTP dosya alışverişinde kullanılan şeydir, protokol. Gen herhangi bir çerçeveye kısıtlamaya bağlı olmayan alan adları, non kişisel alan adlarıdır. Sadece o ismin sahibi olan kişi olabilir. Şimdi günümüzde işte komutantı domenlerin sıkışmasından sonra yeni küresel domenler oluşturulmuş. Mesela arts, sanat ve kültürle ilgili siteler, film, ticari firmaları, info, bilgi servisi sunan siteler, rec, eğlence siteleri, store, alışveriş merkezleri, ticari ürün satılan yerlerdir. Mesela Intel örnek olarak Serhat, şey var, WHO nedir? World Health Organization, Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesi. Uzantısı nedir? INT uzantılı olarak burada kullanılıyor. Buraya kadar soru var mı? Yok. Şöyle bir tekrar etmiş oluruz. Sonunda mesela map.go.tr diyoruz ya, oradaki tr nedir? Türkiye'nin kodu. CP Japonya, UK İngiltere, IT İtalya, CH İsviçre, CA Kanada, RU Rusya, ID Endonezya, NL Hollanda, DE Almanya, FR Fransa, İL İsrail, NO Norveç, S İsveç, F Finlandiya, GR Yunanistan, HR Hırvatistan, U Yeni Yugoslavya, BR Brezilya, BG Bulgaristan şeklinde ülkelerin kısaltılışı var. HR Türkiye'yi zaten biliyorsunuz bunları. Alayın domain, domain. Siz bir web sitesi yaptığınız zaman bunu bu web sitesini internette barındırmak için bir alan adı almanız lazım, domain. İşte bu tarz hizmetler veren ticari şirketler var. Buradan belli periyotlarda para ödeyerek yer satın almamız gerekir. Her sitenin bir web adresi olduğu gibi IP adresi de var. Mesela burada Milli Eğitim'in IP adresi 212.174.189.120. Bu nedir? Milli Eğitim'in IP adresidir. Ben bunu bir adres çubuğuna yazdığım zaman nereye gidecek? Bakın hemen Milli Eğitim'in amblemi çıktı. 212.174.189.120'ye baktığınız zaman nedir bu? Milli Eğitim'in bir nedir? IP adresidir. İşte bunları IP adresini web adresini IP adresine DNS serverlar dönüştürüyor, değil mi? Mesela telefonum var 195-175-39-49, 195-175-39-50. Bunlar telekomun DNS serverları oluyor. Tamam mı? Burada yazdığım zaman nereye gitti? IP adresini yazdığım zaman Milli Eğitim'in sitesine gitmiş olduk. Türkçe uzantılı domainleri neresi veriyor? ettp.com/nick.tr adresinden alınabiliyor. Türkçe Türkiye'deki tr uzantılı domainler nick.tr'den alınabiliyor. Web tarayıcıyı söylemiştik. Burada web sitesini açmaya yarıyor, değil mi? Web sitesini kaydetmek için ne yapacağız Serhat? Burada bir web sitesini kaydetmek için ne yapıyoruz? Bilgisayarımıza kaydetmek istediğimiz zaman CTRL-S ile buradan kaydedebilirsin. Web sayfası sadece HTML mi? Web sayfası tek dosya mı? Web sayfası tamamı mı? Şeklinde ne yapabiliriz? Buradan kaydetme imkanım var.
Kaydedebiliriz. Ya da sağ tuşla resimleri kaydetmek istediğim zaman bağlantıyı farklı kaydet dediğim zaman buradan da ne yapabilirim? HTML olarak kaydedebiliyoruz. Resmi farklı kaydet diyerek resimleri alabiliyoruz, değil mi? Yazdırma için yapacağım. Mesela bu sayfayı yazdırmak istediğim zaman ne yapmam lazım? CTRL-P P ile ne yapabilirim? Sayfaya istediğim gibi yazdırma imkanım var. Buradan direkt yazıcı şey gelir. Yazdır dediğin zaman da şey oluyor. Yazdırabilirsin. Sık kullananlar ne işe yarar? Nasıl ekleriz bunu sık kullananlara Serhat? Sık kullananlar mesela sitelerde şurada yıldız sembolüm var. Bu ne işe yarar? Buna bastığım zaman yer işareti eklendi diye burada yer işaretinin adını yazıp bitti dediğin zaman burada sık kullananlara ekleyip en çok kullanılan sitelere sık kullananlara ya da bir araştırmayı yaptın çok zor bulduğun bir şeydir sitedir. Bunu mesela sık kullananlara ekleyip daha sonra tekrar ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Sık kullananların kısa yol tuşunu biliyoruz mu? CTRL D. Tamam mı? Tamam. CTRL'de sık kullananların kısa yol tuşu oluyor. Mesela şurada yer işaretlerinden eklediğin siteleri ne yapabilirsin? Buradan görme imkanım var. Tamam mı? Tamam mı Serhat? Evet hocam. Yani bu şeydeki yıldız ne içeriyormuş? Siteye sık kullananlar ekliyor. Tamam mı? Kısa yol tuşu. Kısa yol tuşu. CTRL-D. Tamam mı? CTRL-D hocam. CTRL-D'de kısa yol tuşu kullanılıyor. Şimdi arama motoru nedir, ne işe yarar? Bunlar aramaları nasıl yapıyor? Böyle şeyde. Serhat. Arama motoru. Arama motoru. Biz arama motorlarıyla. İstediğimiz bir şeyi oraya yazıp onu aratıyoruz işte hocam. Aratıyoruz. Bunlar işte arama motorları üç temel parçadan oluşur. Birincisi örümcek, spider, crawler dediğimiz çeşitli programlar interneti belli periyodlarla dolaşıp sayfaları tespit ederek veri tabanlarına kaydeder. Her arama motorunun bir veri tabanı var. Örümcek programlar tarafından ziyaret edilen her sayfanın kopyası burada saklanır. Bir de biz arama yaptığımız zaman bir sıralama mekanizması oluyor değil mi? Bir şey arattırdığım zaman burada yukarıdan aşağıya ne yapıyoruz? Arama motoru sıralıyor. İşte biz tek tek gezerek aradığımız bilgi o sitede mi değil mi diye bakıyoruz. Arama yaparken kullanacağımız şeyler var. Mesela V veya operatörü kullanabilirsiniz. Veya da mesela bilişim ve teknolojileri geçen dokümanlar ayrı ayrı yan yana sıralanacak değil mi? Mesela bilişim artı teknolojileri arama metni sadece bilişim geçen sayfalara bakar. Bu sayfalar teknoloji kelimesi de olabilir. Hem bilişim hem de teknoloji geçenlere bakıyor bu şekilde. Eğer çift tırnaklar arasına yazarsan bilişim teknolojilerini sadece bilişim teknolojileri yazan sayfaları bulur. İkisinin de geçtiği sayfaları bulunur.
Tamam mı? Bilişim teknolojileri çıktırmak için ne? Çizgi bilişim, bilişim dışında, yani bilişim teknolojileri olup bilişim olmayan sayfalar gelir burada. Tamam mı? Şimdi bilişim teknolojileri bilişim olacak ama bilişim teknolojileri olup bilişim olmayan sayfaları bulacak. Sen iskilip parantez içinde yemekleri veya evleri yazarsan iskilip hem iskilip yemekleri hem de iskilip evleri geçen sayfalar bulunur. Bir de diyelim göz yazdın, yıldız koyduğun zaman gözle ilgili başlayan bütün kelimelerde aratma yapıyor bu. Tamam, göz, yıldız dersen mesela gözlüktür, gözledir. Bunları da bulabilirsin. Bunları bu şekilde kullanıyor muydun Serhat hiç? Şeyde arama yaparken. İyi hocam, vallahi direkt yani kendisini yazdım. Böyle anahtar kelimeyle uğraşmadım. Ya bunlar da daha çok daha kısa sürede arayacağın şeyleri bulmana şey olabilir. Mesela şuradan göz, yıldız yazdığın zaman gözle ilgili içinde göz gezen birçok siteyi ne yaptı bana? Buldurmuş oldu. Mesela şey var. Çift tırnaklar içinde bilişim teknolojileri yazdığın zaman içinde bilişim teknolojileri geçen siteleri bulur. Bilişim teknolojisi nedir mesela? Nedir? Hep ikisinin beraber geçtiği siteleri buluyor. Ama biz şu şekilde kullanırsak bilişim teknolojileri, burada da ayrı ayrı geçen şeylerde bulma imkanın oluyor Serhat. Ayrı ayrı olanları bilişim ve yazılım diyor mesela şeyde. Burada yazdığın zaman ayrı ayrı bulma imkanın oluyor. Tamam mı? Bunları da kullanabilirsiniz tabii. Resim kaydetmeyi zaten resmin üzerine sağ tuş yaptığın zaman kolay bir şekilde kaydedebiliriz. Özet akışları diye bir şey duydun mu hiç Serhat? Ne demeye işler? VSS akışları, özet akışları hiç kullanılan mı? Hayır hocam. Şimdi VSS akışları, XML akışları, dağıtılmış içerik veya web akışları olarak da bilinen özet akışları bir web sitesi tarafından yayınlanan sık güncelleştirilen içeriği kapsıyor. Mesela örnek olarak şimdi ben şöyle Google'a bir VSS yazdığım zaman şöyle bir sembol gördün mü amblem sitelerde, bazı sitelerde. Bu o RSS olduğunu gösteriyor. Mesela buraya bastım şimdi. RSS adresleri CNN Türk'ün mesela var şurada. Buraya bastığım zaman bilim ve teknoloji haberleri bir Türkiye'den haberlerdir. Çeşitli haber şeyleri var. Bilim teknoloji bizi ilgilendirici için buraya bastığım zaman burada yapıya baktığın zaman şey yapısı var. XML yapısı var. Tamam mı? XML yapısında mesela etiket yapısı var. HTML de gördük ya. Mesela burada description tanımlama demek nedir? Bir XML etiketidir burada. Diyor ki son haberler. Mesela şeyle ilgili haberlere baktığın zaman burada kolay bir şekilde sitede güncelleştirilen haberleri buradan ne yapabiliyorsun? Okuma imkanın var. Tamam mı? Burada işte XML yapısı kullanılıyor Serhat. iPhone 12 Türkiye fiyatı belli oldu diyor mesela. Space Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı diyor mesela. Buradan sitede güncellenen haberleri daha kolay bir şekilde ne yapabilirsin? Görebilirsin.
Anlaşıldı mı Serhat? XML tabanlı oluyor bu. Şeyi duyduk mu? Podcast duyduk mu Serhat? Podcasting. Hayır. Burada da özet akışları genellikle haber ve web günlüğü web sitelerinde kullanılan ancak resim, ses veya video gibi başka dijital içerik türlerinin dağıtılmasında da kullanılır. Özet akışları bilgisayardan veya MP3 çalardan dinlenebilecek ses içeriklerinin genellikle MP3 biçimde dağıtılmasına da kullanılır. Bu terim podcasting olarak da adlandırılıyor. Mesela Google'ın podcast uygulaması var. Buradan göstereyim sana. Neredeydi? Yani şurada Google. Mesela Serhat. Google Podcasting yazdığın zaman Google'ın podcast sayfası var. Buraya gittiğin zaman mesela bir tanesini dinleteyim sana. Neredeydi? Açık Bilim'de mesela buraya girdik. Bunlar işte MP3 ses dosyası şeklinde oluyor. Buradan mesela bir tane profesörün şeyi vardı. Şurada yeni salgınlar kapımızda. Yani şurada COVID-19 ve çocuklarla ilgili postlar var. Evet. Ses geliyor mu? Herkese iyi pazarlar. Evet hocam. Bugün yine evde ve yine bugün videoyu tek başımıza çekmek zorundayız. Hala karantina günlerindeyiz. Ve bizim sevgili Emrah ve Anıl'ı da çok özledik gerçekten. İki kamerayla çekimleri de çok özledik. Bugün yine COVID-19 konuşmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklar ve COVID-19 başlık olarak belirlediğimiz konu. Amerika'nın seyir gösterdiği bir rapor yükünü. Bununla beraber babaları son derece korkutan bir sendrom ortaya çıktı. İbrahim şimdi web tarayıcı seçenekleri Internet Explorer'ı da araçlar kısmından internet seçeneklerine girdiğin zaman buradan ayarlama yapabiliyoruz. Mesela giriş sayfasını ayarlamak için internet seçeneklerinden genel kısmından buraya web sayfasının adresini yazdığın zaman sanki Internet Explorer'ı başlattığında burada giriş sayfası olarak map.gov.tr gelecek. İnternet seçenekleri genel buradan giriş sayfası kısmına girebilirsin. Sekmelerle ilgili ayarlamalar yapmak için burada sekmeler kısmı var ya, buradan ayarlar dediğin zaman yani internet seçenekleri sekmeler kısmından ayarlardan sekme ile ilgili ayarlamalar yapabiliyoruz. Burada sekme dediğin şunların her biri bir sekmedir değil mi? Bu bir sekmedir, ayarların olduğu kısım bir sekmedir. Bunlarla ilgili ayarlamaları da buradan yapabiliyorsun. Geçmiş klasörü işlemlerine baktığın zaman internette gezdiğin siteler hep geçmiş klasöründe depolanır. Buradan istediğin zaman göz atma geçmişinden istediğin gibi silme imkanın var. Sekme ayarlarını demiştik. Burada internet seçenekleri genel sekmeler kısmından ayarlara bastığın zaman sekme ayarları geliyor. Mesela birden çok sekmeyi kapatırken beni uyarı işaretlediğin zaman uyarır. Sekme gruplarını etkinleştirir. Açılır pencerelerin nasıl açılacağı Internet Explorer karar versin gibi ayarlar yapabiliyorsun. Otomatik tamamlama ayarları. Burada da içerik kısmından otomatik tamamlama dersen buradan otomatik tamamlama ile ilgili ayarlamalar yapabiliyoruz. Mesela buralardan forma girdiğin parolalar
kaydedilir. Buradan otomatik tamamlama geçmişini sil. Formun içine diyelim sen bir forma TC kimlik numarası girdin. O TC kimlik numarası bir sonraki girmende gelir. Buradan otomatik tamamlama geçmişini sil diyerek silebiliyordun eski sürümde İbrahim. Soruları yapalım. Ondan sonra şeylere geçelim. Birinci soru. İbrahim duyuyor musun? Evet hocam. Birinci soruyu oku. Cevabını verelim. Birçok ve Sesin iyi gelmiyor. Cevabı ne olacak birin İbrahim? Birçok bilgisayar sistemin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olarak kullanılan, yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağının formu İnternet mi hocam? aferin internette. İki, internet ilk olarak hangi yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri amaçlı bir projeyle ortaya çıkmıştır? 1960. Evet. Güzel. Üçte Türkiye'nin ilk internet bağlantısı hangi tarihte yapılmıştı? D 64 KBS kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem sonundaki yönlendiriciler kullanarak ABD NSFNet National Science On Detection Network Despite protokol üzerinden Türkiye'nin ilk internet bağlantısı gerçekleştirmiştir. Söylemiştim bunda. 1992. 12 Nisan 1993 olacak. Tamam mı? 12 Nisan 1993. Nokta nokta düşük ve orta seviyeli elektrik şebeke gerilimi kullanarak iletişim hizmetleri sağlayan bir geniş bant erişim teknolojisidir. Burada dedik ya elektrik hatlarında hem elektrik hem de veri iletimi yapabiliyorduk. Bunu hatırlıyor musun? P ile başlıyordu. Power line olacak. Yazayım mı? Burası power line olacak İbrahim. Burası. Power line communication diye geçiyor. Power. Power güç demek. Line hat. Elektrik hattı. Üzerinden geniş bant erişim teknolojisi sağlıyor. Beşinci soru. Oku İbrahim beşi. Sıradan bakır kablolar üzerinde Sesin ADSL hocam. ADS genel adı DSL olarak geçiyor. DSL. ADSL ve ADSL diye şeyleri var. Altıncı soru. Dizüstü bilgisayarlar gibi mobil bilgisayar cihazları ve internet arasında kısa mesafeler üzerinde üzere kullanılan bir terimdir. Wi-Fi hocam. Wi-Fi olacak. Doğru. 20. soru. Bilgi ağı üzerindeki yapılan Protokoller ailesine burada biz ne diyorduk? Sesin gelip gidiyor İbrahim, net sıkıntılı herhalde. TCP/IP protokolü burada, tamam mı? TCP/IP protokol ailesi diyorduk.
Yandaki işaret internet tarayıcısında neyi ifade eder? Bu internet Explorer'da vardık. Şeyde internet tarayıcısı giriş sayfasını açıyor. Tamam mı? Buna bastığında mesela yeni sürümde şuradan ayarlayabiliyorsun İbrahim. Bu yeni sürümde Microsoft Edge'dir bu tarayıcı. Şurada 3 noktaya bastığın zaman şuradan ayarlara geliyorsun. Ayarlardan başlangıç sırasında mesela burada belli bir sayfa veya sayfaları aç dediğin zaman onu işaretleyip buraya şey yazabilirsin. Mesela düzenle dediğin zaman burada google.com.tr'yi yazmışız. Ben buradan şeye bastığımda Google Edge'i açtığımda giriş sayfası olarak bu geliyor. Tamam mı? Onu tekrar etmiş olduk. marmaraedu.tr ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu ne sitesidir İbrahim? Eğitim kuruluşu hocam. Üniversite sitesi, evet. Ticarilerin komdu, askerinin mil, hükümet kuruluşun gov'du. www.map.gov.tr mesela örnek. Evet, 10. soru. Sekme ayarlarını nereden yapıyoruz? İnternet Explorer'da. Hocam İnternet tarayıcısında araçlar kısmından internet seçeneklerine giriyorsun. Genel kısmında sekmeler olacak. Tamam mı? Yani şu eski şey şuradan hatırlatmak için göstereyim bir daha. Genel sekmesinde şu internet seçenekleri buna girmek için araçlar menüsünden internet seçeneklerine giriyorsun. Şurada sekmeler var. Sekmeler, ayarlar dediğin zaman buradan yapıyorsun. Tamam mı? Cevap bol olacak. İbrahim, e-posta adresim vardı değil mi? E-posta adresim var mıydı? İbrahim, duyuyor musun beni? Evet hocam, sesim geliyor mu? Geliyor. E-posta adresim vardı değil mi? Evet hocam, vardı. Şimdi burada mesela yao'da bir e-mail adresi almak istediğin zaman genelde hepsinde aynı mantık var. Mesela Yahoo ücretsiz mail adresi diye Google'a yazdığım zaman şurada TR Yahoo mail var. Buraya giriyorsun. Ben daha çok şeylerin ayarlarından bahsedeceğim. Başka bir hesap kullan diyor burada mesela şeyde. Burada şurada hesap oluştur var. Buna bastığın zaman buradan ad, soyad, e-posta adresini Türkçe karakter kullanmıyoruz kesinlikle değil mi? Paralıdır, cep telefon numarasıdır, doğum, ay, gün, yıl, cinsiyettir. Bunlara basıp devam dediğin zaman kaydoluyorsun. Biz diyelim bir mail adresimizi yazalım buraya. Kaydolduktan sonra buraya girip güncel 155 et yahoo.com. Buradan parolanı soruyor değil mi? Parolayı girdikten sonra sayfa mevcut değil diyor. Gelen kutusuna git diyelim.
Mail alabileceğin yerler neler var İbrahim? Yahoo var. Yandex var. Gmail var. Hotmail var, değil mi? Outlook'tan alabilirsin. Şimdi İbrahim, benim bana yeni bir mail atmak için ne yapıyorum? Şurada oluştur kısmına basmam lazım, değil mi? Burada baktığın zaman gelen kutusudur, gönderilenlerdir çok kutusudur. Bu tarz klasörlerim var. Buradan yeni klasör ekleyebilirim. Mesela oluştur dediğin zaman burada alıcı kısmına alıcının mail adresini, senin mail adresini yazacağım mesela birazdan. KG, G, G bunlar da şey oluyor. Diyelim sen buraya alıcı kısmına birden fazla mail adresi girdiğin zaman ben sana gönderdiğim zaman buradaki mail adreslerin hepsini görürsün. Tamam mı? Ama kopya ya da gizli kopyaya girersen bunları ben sana gönderdiğimde buradaki hepsini görmezsin mail adreslerini. Yani buradan gönderirseniz daha güvenli oluyor. Diğerleri mesela diyelim seninkini girdim, Serhat'ınkini girdim. Sana gönderdim, sen seninkini görürsün. Serhat'ın mail adresini görmez. Tamam mı? Şuralara girdiğin zaman. Konu kısmına konu yazıyoruz, değil mi? Mesela burada mail adresini söyle be İbrahim. Mail adresin. İbrahim duyuyor musun beni? Evet hocam. Mail adresin nedir? Burada mesela ben bu maile alıcı kısmını mail adresi yazıyorsun. Tamam mı? Kopya ile gizli kopyayı söyledik. Konu kısmına konuyu yazıyorsun. Şuraya da mailin açıklamasını buraya ne yapabilirsin? Yazma imkanım var. Şu an mail adresini yazdım. Buraya konu internet ve e-posta yönetimi yazdım. Ben burada resim dosyasından ekleyeceğim İbrahim. Resim dosyası eklerken ataça basıyoruz değil mi? Buradan bilgisayardan dosya ekle diyerek mesela buradan bir resim dosyası ne yapabilirsin? Ekleme imkanım var. Neredeydi o masa üstünde? Şuradan. Mesela şunu burada herhangi bir dosya ekleyeceğin zaman Ataç simgesini kullanıyorsun. Biliyor muydun bunu İbrahim? Biliyordum hocam. Tamam. Kopya, gizli kopyayı anladın mı İbrahim? Evet hocam. Yani burada ben diyelim kendimi de göndereyim. Burada şey açıldı. Burada diyelim onlarca mail adresi yazdığın zaman bu şekilde gönderdiğimde sen hepsini gör. Outlook programı ile ben maillerimi bilgisayara indirebilirim. Ya da bunu yapman için şunu şuradan hesap güvenliğine girdiğin zaman
uygulama parolalarını yönet diyor. Tamam mı? Buradan girdiğinde İbrahim, şuradan uygulamanı seçiyorsun. Mesela Outlook Desktop oluştur dediğinde buraya bastığında sana bir tane şey veriyor. Parola veriyor ve bu parolayla Outlook'taki ayarlamalarını ne yapabiliyorsun? Yapma imkanın var. Tamam mı? İşte burada yağda böyle bir ayar yapman lazım. Buradan Outlook desktop'u seçip ne yapman lazım? Mail adresi girmen. O sana bir şifre verecek. O şifreyi Outlook'ta ayar kısmına girmen lazım. Tamam mı? İnternette sohbet yazılı, sesli, görsel sohbet yazılımları var. Bildiğin var mı İbrahim? Burada mısın? Şimdi yazılı olarak sadece önceden ilk çıkan yazılım Hırç ve bunların en meşhuru da Mırç'tı. 1988 yılında geliştirilmiş. Burada sadece sohbet yazılı olarak yazarak dünyanın dört bir yanındaki insanlarla chatleşebiliyordun. Tamam mı? Şimdi görüntülü, sesli ve yazılı olarak Windows Live Messenger, bunların en çok bilinenlerinden birisi bu. Ücretsiz yine Skype üzerinden VoIP, Voice over IP sistemiyle çalışıyor Skype ile. Yazılı, sesli, görüntülü iletişim olana kurabilirsin. Bir de Google Talk dediğimiz Google'un yazılı, sesli, görüntülü konuşma olana sunduğu yazılımı var. Bunlarla da yazılı, sesli ve görüntülü olarak iletişim kurma imkanım var. Tamam mı? Bu Outlook Express programı var. Bu program ne işe yarıyor? Bilgin var mı? Efendim hocam? Outlook diye bir program var. Ne işe yarar? Bundan neler yapabiliriz? Hocam, bilgin var mı? El-posta gönderip el-posta alabiliyoruz. Yani el-postalar için. El-posta yönetim yazılımı oluyor. Normalde ben e-postalarımı internetten bir e-posta mesela diyelim Yahoo'ya girdim. Buradan e-postalarımı ne yapabiliyorum? Kontrol etme imkanım var. Ama Outlook ve benzeri programlar vasıtasıyla ben bu şeyleri, maillerimi bilgisayarıma indirip bilgisayarımdan da ne yapabiliyorum? Kontrol etme imkanım var. Şimdi Yahoo'da bir giriş yaptığımız zaman en son şeyde Yahoo'dan nasıl mail gönderiliyor, nasıl gelen maillere bakılıyor, bir mail nasıl yanıtlanıyor, ondan sonra nasıl iletiliyor, bunları göstermiştik zaten. Şimdi burada bir daha tekrar olsun diye hesap bilgilerime giriyorum. Bilgisayarda Outlook'u nasıl ayarlayacağız? Yahoo'da şöyle bir şey var. Hesap bilgilerine girdiğin zaman hesap güvenliği kısmı var. Buradan uygulama parolalarının yönet kısmına girdiğin zaman burada uygulamayı seçiyorsun. Outlook Desktop'u seçtim ben. Tamam mı? Bunu seçtiğin zaman oluştur dediğin zaman sana bir tane parola oluşturuluyor. Ve bu parolayı girip çeyrek Outlook'ta parola kısmına buradan kopyalayıp yapıştırıyoruz. Şimdi Outlook'u açtığın zaman şurada dosya menüsünde gösterelim. Ben ayarlamaları yaptığım için şu an maillerime buradan ulaşma imkanım var. Hesap ayarlarını bir yapalım. Yani sadece Outlook'ta ben şey mi yapıyorum İbrahim?
Sadece e-maillerimi açıp mail gönderme işlemi mi yapıyorum yoksa başka yapacağım şeyler var mı? Var hocam. Mesela buradan mail randevu oluşturabiliyorsun. Kişiler oluşturup kartvizit oluşturabiliyorsun. Yeni görevler tanımlayabiliyorsun. Burada bu tarz işlemleri de yapma imkanım var. Şimdi hesap ayarlarına girdiğin zaman bunu nasıl ayarladığımızı biliyor musun İbrahim? Dosyadan hesap ayarlarına girdiğin zaman burada daha önce yaptığın ayarları görebiliyorsun. Yeni ayar yapmak istediğin zaman yeniye bastığın zaman buradan tanımlamalar yapabiliyorsun. Değiştir diyerek yaptığın ayarları değiştirebilirsin. Kaldır diyerek de listeden kaldırabiliyorsun. Say şunu bunu seçtim. Değiştir diyelim şimdi. Burada bu pencereye geldiğin zaman adınızı yazıyorsun Metin. E-posta adresini yazdım. tuncelgüzelebeş@yahoo.com. Hesap türünü iki tip hesap var. Ya TOP3 ya da IMAP. Bu gelen posta sunucusunun adresini imap.mail.yahoo.com yazdım. Eğer POP3 seçseydim burada pop.mail.yahoo.com yazacaktım. smtp.mail.yahoo.com'da giden posta sunucusu Simple Mail Transfer Protokol olarak geçiyor bu. Basit mail iletişim protokolü. Burada giden posta dediğin zaman bunu ayarladığın zaman da e-mail gönderebiliyorsun. Şimdi burada kullanıcı adı diyor. Kullanıcı adını zaten mail adresini girdiğin zaman otomatik olarak buraya geliyor Tuncel 155 olarak. Parola kısmını da dediğim gibi Yağda hesap güvenliğinde uygulama parolası kısmında parola üretip buraya yapıştırıyorsun. Ondan sonra parolayı anımsamasını istiyorsan burayı işaretliyorsun. Parolayı anımsa diyorsun. Ondan sonra güvenli parola kimlik doğrulaması kullanarak oturum açısın mı? Bunu işaretliyoruz. Bunu yaptıktan sonra şu diğer ayarlar kısmım var. Burada gelen kısmında zaten senin mail adresin buraya gelecek. Giden sunucum SMTP için kimlik doğrulaması gerekiyor işaretledikten sonra gelen posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan. Gelende kullanıcı adın ve şifren neyse gidende de aynısını ayarlıyorsun. Burası önemli. Gelişmiş kısmında eğer IMAP'ı seçersen şurada mesela IMAP'ı seçtiğin zaman SSL kimlik türünde 993 numaralı port kullanıyor. Tamam mı? IMAP. POP3 995'i kullanır. Giden sunucu SMTP için de eğer TLS şifreleme yöntemini kullanırsan 587 yazacaksın buraya. SSL'yi seçersen de buraya gelip 465 yazıyoruz. Tamam mı İbrahim? Burada Tamam hocam. 587'yi kullanıyoruz biz. TLS için buraya gelip 587 yazdım. Tamam mı? Daha sonra ayarlayarak buradan tamam diyorsun. Şimdi hesap ayarlanışına kısmım var. Buraya bastığın zaman burası gelen postanın sonuncusuna imap oturum aç dedi ya burada tik işareti konuldu. Yani bağlantı sağlandı. Sınavına e-postası gönderin. Bu da tamamlandı. Bunu yaptığın zaman bir tane sınava postası gönderiliyor şu şekilde. Tamam mı? Şurada. Şimdi bunu bu şekilde ayarladıktan sonra çeyre mailleri nasıl gönderip alacağız? Yani bunları bilgisayara indirmen için gönder al sekmesinde şurada tüm
klasörler gönder al dediğin zaman şurada bütün maillerin bilgisayara iniyor. Ben indirdim, bir daha aynı işlemi yapmayacağım. Şöyle bastığın zaman maillerin ne oluyor? Bilgisayarına iniyor ve sen maillerini bilgisayarda göndermiş oluyorsun. Mesela daha yeni bir tane sınama e-postası gönderdik. Oradaki şurada geldi bak. Bu hesap ayarlarını sınanırken Microsoft tarafından otomatik olarak gönderilen bir e-posta iletisidir. Ben şimdi Yahoo'ya açıp baktığım zaman buraya bir tane ne geldi? Sınama e-postası geldi. Şurada iletinin şimdi geldiğini, 8.41'de geldiğini görüyoruz. Tamam mı? Buradan maillerini rahat bir şekilde ne yapabilirsin? Ayarlama imkanım var İbrahim. Anlaşıldı mı? Anladık mı İbrahim? Şimdi burada baktığın zaman buradan maillerini alabiliyorsun. Şurada şeye baktığın zaman gelen kutusu var. Burada gelen mail adreslerini görebilirsin. Gelen maillerini. Tüm klasörlere baktığın zaman burada tüm klasörde gelen kutusu, gönderilmiş öğeler, silinmiş öğeler var. Burada kendin de klasör oluşturabiliyorsun burada. Gelen kutusu, gönderilmiş öğeler, silinmiş giden kutusu var. Önemsiz e-posta var. Spamlar önemsiz e-postaya düşer. RSS akışları var. Burada işte ben tuncel155@yahoo.com'a göre ayarlama yaptım ya. Burada başka e-mail adreslerine göre de ayarlama yapsam burada görecektim onları. Mesela gelen 59 tane var. Draftta 11 tane şey varmış. Giden kutusunda bir tane mailim varmış. Burada işte şeye bastığınız zaman şurası posta kısmım burada şurada sekmeler göreceksin. Posta mesela yeni bir mail göndermek istediğin zaman postadan giriş sekmesi giriş sekmesinden yeni posta dediğin zaman buradan ne yapabileceğim ben? Yeni bir posta gönderme imkanım var. Tamam mı? Anlaşıldı mı İbrahim? Mesela bir tane mail göndereyim. Açıp bak ya da kendime göndereyim bir tane. Kendime bir tane mail gönderiyorum. Tuncel 155 Yahoo'ya. Nedir? Mesela günaydın diye bir tane buradan mail gönderebiliriz. Burada şey de yapabiliyoruz İbrahim. İmza da oluşturabilirsin. Ben bir tane oluşturmuştum. Mesela ekle imza dediğin zaman şuradan oluşturduğun imzaları görebilirsin. Mesela asker imzasını bu şekilde oluşturmuştum ben. Şehitler ölmez, vatan bölünmez şeklinde geliyor. Bu imzayı da şuradan yapabiliyoruz. Hayır diyelim mi? İmza oluştururken dosyadan seçeneklerden posta kısmında imzalar var. Bunları bir sileyim yeniden oluşturalım. Burada mesela imza olarak bir tane fotoğraf kullanmak istiyorsan masa üstünde şunu seçtim. Alta gelip şehitler ölmez, vatan bölünmez yazdım. Bunu diyelim koyu olarak ayarladım. Ve buradan da buraya bir tane yeni diyerek imza ismi veriyorsun. Ben de imza ismini asker dedim. Bunu kaydettiğin zaman imzayı oluşturmuş oluyorsun. Mesela bir mail göndereceğin zaman kendime bir tane göndereyim. Tuncel 155 yahoo.com
konusu da günaydın olsun. Ve imzayı nasıl ekliyorsun? Ekleden imza diyerek mesela imzanın ismi askerde, bunu seçtiğin zaman bir şekilde ekleyebilirsin. Gönder dediğin zaman da maili ne yapıyor? Şu an ya bir tane mail gönderdim şeyde. Geldiği zaman buradan kontrol edebileceğim. Tamam mı? Şu an geldi bak, ben günaydın diye şekilde mail gönderdim. Mailde de imza olarak asker kullandığım için şehitler ölmez, vatan bölünmez şeklinde yazısı da var. Tamam mı İbrahim? Anlaşıldı mı bu? Hoş geldin Ecenur. Yani bazı şirketler gençler işte bu maillerini kendi bilgisayarına indirip kontrol etmek istiyorlar. Mesela bir özel şirkette çalıştığın zaman sizden böyle bir istekte bulunduklarında Outlook'ta rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Ayar yapma imkanım var. Tamam mı? Daha önce ayarlamayı biliyor muydunuz bunları? Gençler. Evet hocam. Şimdi burada Outlook'ta sadece ben şey yapmıyorum. Yani maillerimi alıp kontrol etmiyorum. Birçok şey yapma imkanınız var. Mesela şurada takvim kısmı var gençler. Şu sekmeleri tanıtacak olursak ilk başta postadan bir yeni posta göndereceğim zaman ne yapıyoruz? Posta sekmesinde. Posta giriş, yeni e-posta diyorsunuz. Şurada takvim sekmem var, tamam mı? Mesela burada takvim sekmesinde yeni randevu diyerek buradan takvim giriş, yeni randevu derseniz buradan yeni randevu ne yapabiliyorsunuz? Oluşturma imkanınız var. Mesela bugün çarşamba saat 9 ile 9.30. Şuradan saati mesela 9.10 ile 9.40 arası bir randevu oluşturmak istediğiniz zaman buraya gelip konu nedir? İBE ikinci ders diye bir tane randevu oluşturup buradan konumu da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan kaydet ve kapat dediğiniz zaman yeni randevu ne yapmış oluyorsunuz? Buradan bakın yeni randevu oluşturdum ve bunu takvime kaydetmiş oluyorsunuz. Saat 9'da şurada. Üzerine değişik yapacağınız zaman gelip çift tıklarsanız buradan ne yapabilirsiniz? Üzerinde tekrardan değişiklik yapma imkanımız var. Anlaştık mı gençler? Buradan bakın randevu oluşturmuş oldum şeyden. Mesela bunu haftalık da görüntüleyebilirsiniz, aylık da görüntüleyebilirsiniz buradan. Mesela bu takvimi e-postayla başka birine gönderebilirsiniz gençler. Buradan tamam dediğimiz zaman bir mail adresi girip kime göndereceksiniz bu takvimi şeye de gönderme imkanınız var. Maille gönderme imkanınız da var. Oluşturduğunuz randevuları şeyleri gönderebiliyorsunuz. Mesela şurada kişiler ayarım var gençler. Kişilere bastığınız zaman
Burada yeni kişi oluşturacağımız zaman ne yapacağım? Gençler, giriş kısmından yeni kişi dediğiniz zaman buradan kişilerinizi kaydedebiliyorsunuz. Tamam mı? Mesela burada diyelim tam adı nedir? Ecenur Karaman deyip şirket adıdır. Ondan sonra iş ünvanıdır. Adı ilk önce soyadı, daha sonra adı geliyor mesela. Burada e-posta adresin ne? Ecenur. Burada mısın Ece? Duyuyor musun beni? İbrahim, burada mısın? Evet hocam. Mesela senin buraya kaydetmek istediğim zaman ne yapacağım İbrahim? Altay deyip buraya ne yapabilirim? Kaydetme imkanım var. Mesela e-posta adresim nedir İbrahim? Altay İbrahim. Evet. Alt çizgi 03 hetotmail.com hocam. Alt çizgi 03 et hotmail.com olarak buraya ne yapabiliyorum? Kaydedebiliriz. Web adresindir, iş, ev, telefon numaraların, cep telefon numaran adresindir. Bunları burada ne yapabiliyorum? Kaydetme imkanım var. Tamam mı İbrahim? Buraya baktığın zaman senin kartvizitin buraya bu şekilde geliyor. Buradan mesela kişilerinizi buradan ne yapabilirsiniz? Kaydetme imkanınız var. Ben bu kişiyi silmek istediğim zaman ne yapacağım? Giriş sekmesinde yani kişilerde giriş sekmesine baktığın zaman sil kısmı var. Buradan kişiyi ne yapabilirsiniz? Seçip sile bastığınız zaman silersiniz ya da SEO CTRL değmiş ya da sağ tuş yapıp o kişi üzerindeki sil dediğimiz zaman buradan da ben kişilerimi rahat bir şekilde ne yapabiliyorum? Silme imkanım var. Tamam gençler. Buradan kişileri rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Adres defteri ne de kaydedip buradan ayarlı bak İbrahim senin adres defterine şu an eklendi burada tamam mı? Buradan arama da yaptırabilirsiniz. Anlaşıldı mı gençler? Bunu ilet diyerek mesela bu kart viziti ben şu an Ece Nur'a gönderebilirim. Şeyde, tamam mı? Buradaki kime kısmına mail adresini yazarak ne yapabiliriz? Gönderme imkanımız var. Anlaşıldı mı gençler kişilerde? Anlaşıldı mı bu? Buradan kişilerinizi çok rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Yönetme imkanınız var. Bir de buradan görev atanması yapabiliyorsunuz gençler. Şu görev sekmesidir. Buraya geldiğinizde yeni giriş sekmesinden yeni görev diyerek bir yeni görev atanması yapma imkanınız var. Mesela konu nedir? Görevin TET matematik çalışma diye bir görev oluşturalım mesela burada. Buradan başlangıç tarihi bugün başlasın.
Son tarih bugün bitsin mesela. Durumunu başlatılmamış sürüyor. Tamamlanmış başkasında bekleyen ertelenmiş tarzında yeni ne yapabilirsiniz? Buradan mesela bu görev başlatılmasın. Öncelik durumu düşük, normal, yüksek olarak ayarlayabilirsiniz. Burada anımsatıcıyı işaretleyip anımsatıcıyı kurma imkanınız var. Saat 8'de bana anımsatsın bu şeyi. Yüzde olarak ne kadar tamamlandın diyelim, siz bir kısmını çalıştığınız %25, %50 bu şekilde görev ne kadar tamamlandığını buradan da ne yapabilirsiniz ayarlama imkanınız var. Kaydet ve kapat dediğiniz zaman burada görev buraya geliyor gençler. Tamam mı? Şu an bir anımsatıcı geldi. 15 dakikada bir bu anımsatıcı beni uyaracak. Şu an şey var mesela, bu randevu oluşturmuştuk ya, onunla ilgili anımsatıcı geldi. Şurada. Kapatalım. Mesela diyelim siz bu görevi tamamladığınız zaman üzerine gelip sağ tuş ya da şuradan görevi yönet, giriş sekmesi, görevi yönet kısmından tamamlandı olarak buradan da ne yapabilirsiniz? İşaretleme imkanınız var. Tamamlandı dediğiniz zaman listeden görev ne oluyor? Gidiyor gençler. Şu an geri geldim. Ya da buradan sağ tuş yapıp tamamlandı olarak işaretle dediğiniz zaman listeden görev ne olacak? Gidecek gençler. Mesela bunu buradan tekrar düzenlemek istediğiniz zaman çift tıklayıp üzerinde değişiklik yapma imkanınız var. Anlaşıldı mı gençler? Outlook ne işe yarıyor? Neler yapabiliyoruz? Hocam Ece'nin sesi gelmiyormuş. Tamam, gördüm İbrahim. Var mı bununla ilgili soru gençler? Bakın şu sekmelere dikkat edin. Yeni bir e-posta oluşturacağım zaman posta kısmına gelip buradan girişten yeni e-posta diyor. Mesela yeni bir randevu oluşturacağım zaman takvime basıp buradan girişten yeni randevu diyoruz. Yeni kişi oluşturacağım zaman kişilere bastım. Buradan giriş sekmesinden yeni kişi dediğiniz zaman buradan yeni kişi oluşturabiliyorum. Yeni görev oluşturacağınız zaman görevler kısmına gelip giriş sekmesinden yeni görev diyerek buradan ne yapabiliyorum? İşlemlerimi yapabiliyorum. Mesela Outlook'la ayarların hep çoğu ayarı seçenekler kısmından yapabiliyoruz gençler. Dosya seçeneklere girdiğiniz zaman mesela burada posta ile ilgili, takvimle ilgili, kişilerle ilgili, görevlerle ilgili ayarlamaları da buradan rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Tamam mı? İnternet güvenliğinde İbrahim, açılır pencere engelleyicisi var. Açılır pencere görüntülen web sitesinin üst kısmında görünen küçük bir web tarayıcısı penceresidir. Açılır pencere genellikle web sitesini ziyaret eder etmez açılır ve çoğunlukla reklamcılar tarafından oluşturulur. Bu biz açılır pencereleri engel kapatıp açma imkanımız var. Bunu yapmak için eski Internet Explorer'da araçlar menüsüne girdiğin zaman burada açılır pencere engelleyicisi var. Mesela açılır pencere engelleyicisini kapat dediğin zaman açılır pencere gelmiyor. Aç dediğin zaman geliyor. Ayarlamalarını da buradan yapabiliyorduk. Şimdi burada yeni
Microsoft Edge direkt bunun ayarı var. Bunun için bunu yapmak için şurada 3 nokta var ya, buraya bastığınız zaman ayarlar kısmına girdiğinde Edge'de buradan neredeydi o? O tanımlama bilgileri ve site izinleri kısmında açılır pencereler ve yeniden yönlendirmeler kısmı var. Buradan mesela engellenecek siteleri buradan ekleyip izin verebiliyoruz. Threat download.443'e mesela buradan izin verilmiş. Bunu buradan ne yapabilirim? Buradan kaldırdım mesela. Buradan engellemek istediğin açılır pencereler varsa buradan ekle diyerek site şeyini yazıp adresini yazıp buradan engelleme imkanım var. Edge'de ayarlarda tanımlama bilgileri ve site izinleri kısmından açılır pencereleri ne yapabiliyorsun? Ekleyip engelleme imkanım var. Hoş geldiniz Sinçer. Hoş bulduk hocam. Hasan neredesin? Gözükmüyorum piyasada artık. Hocam uyanamıyordum kaç gündür ben ya. Bir de internetim de gidip geliyor bazen. Ya bugünlerde sıkıntı var. Hava muhalefetinden dolayı biraz sıkıntılar var. Açılır engel şey dediğimiz gibi tanımlama bilgileri, site izinleri kısmından buradan ayarlayabiliyorsunuz gençler. Microsoft Edge'de eskisinde Internet Explorer'da şurada araçlar menüsüne girdiğiniz zaman açılır pencere engelleyirsek burada kapatıp gerekli ayarlamaları izin ver ya da engelle ne ayarlamalarını ne yapabiliyorsunuz? Buradan yapma imkanınız vardı. Kimlik ağı var gençler. Bu da kimlik ağında çevrim içi kimlik ağı, phishing, kişisel ve finansal bilgileri bir e-posta iletisi veya web sitesi aracılığıyla elde etmek amacıyla bilgisayar kullanıcılarını kandırmak için kullanılan bir yöntemdir. Oltalama yöntemi. Burada işte kimlik ağı filtresi var tarayıcıların. Bunları aktif ya da pasif yaparak bu tarz şeylerden korunma imkanınız var. Burada öneri olarak genelde hani tanımadığınız kişilerden gelen e-postalarını ne yapmayın? Açmayın. Çünkü bunlar sizin kişisel bilgilerinizi ya da kart bilgilerinizi almaya yönelik faaliyetler içerebilir. Mesela buradan açtığınız zaman sizi farklı sahte sitelere yönlendirip bilgilerinizi çalmaya yönelik faaliyetler yapan siteler var. Onun için burada bu filtreyi kullanmakta önem var gençler. Şimdi burada eskilerde kimlik ağı filtresi diye geçiyor. Yeni sürümlerde smart screen filtresi diye geçiyor gençler bu. Bunu da yine işte eski sürümde araçlardan smart Screen filtresi deyip bu web sitesini denetledir. Smart Screen filtresini kapattır.
güvenli olmayan web sitesini bildirdir. Bu tarz şeyler var. Yeni sürümlerde Smart Screen diye geçiyor bu filtre. Tamam mı? Kimlik ağı filtresi yenilerde ne diye geçiyormuş? Smart Screen şeklinde geçiyor. Tamam gençler. Microsoft Edge'de neredeydi? Bu bir ara gözüme ilişti burada bir yerde. Bulabilirsem göstereyim. Şurada Microsoft Defender Smart Screen diyor gençler. Burada Microsoft Defender Smart Screen ile beni kötü amaçlı siteler ve indirmelere karşı korumaya yardım et. Seçeneğe bakın. Burada açıldı. İstenmeyebilecek uygulamaları engelle diyor. Beklenmeyen davranışların neden olabilecek düşük itibarlı uygulamaların indirilmesini engelle seçeneği var. Bunları buradan ne yapabilirsiniz? Kimlik ağı filtresini buradan ne yapmış olduk? Aktifleştirmiş olduk gençler. Şeyde Microsoft Edge'de ayarlar kısmında bu ayarları ne yapabilirsiniz? Bulma imkanınız var. İçerik danışmanı var. Burada da içerik danışmanı da bilgisayarın internet üzerinde eriştiği içerik türlerini denetleyen bir araçtır bu. Burada gençler içerik danışmanının etkinleştikten sonra yalnızca ölçütlere uyan ve bu ölçütlerin üzerinde derecelendirilmiş içerik görüntülenir. Eski tarayıcı internet tarayıcısında araçlar internet seçenekleri kısmından içerik sekmesi aktif hale getiriliyor. Burada işte araçlar menüsünden internet seçeneklerine girip içerik kısmından sarak içerik danışmanını etkinleştir şeyim var gençler. Buradan etkinleştirdiğiniz zaman şurada içerik danışmanında genel kısmında ne yapabiliyorsunuz? Bir parola oluşturabiliyorsunuz. Burada gözetmen parolası içerik danışmanı ayarlarını değiştirmenize ya da içerik danışmanını kapatıp açmanıza olanak sağlar. Gözetmen parolasını değiştirmek için parola değiştiri tıklatın kısmına basıyordunuz. Burada işte onaylanan siteler hangi siteleri onaylayacaksınız? Bunların ayarlarını buradan yapma imkanınız var. Yani güvenilir olmayan siteleri buradan ekleyip kaldırma imkanınız vardı şeyde. Microsoft Edge'de de aile koruması kısmı var gençler. Burada mesela içerik filtreleri kısmından buradan aile korumasını aktif ederek güvensiz olan siteleri buradan filtreleme imkanınız var. Bununla ilgili soru var mı? Yok hocam. İnternet virüslerinden korunmak ya virüslerden korunmak için ne yapabiliriz gençler? Virüslerden korunmak için ne yapabiliriz? Mesela güvenlik duvarı nedir, ne işe yarar? Bununla ilgili ayarlamaları nasıl yapıyoruz? Nereden yapıyoruz? Güvenlik duvarı ne işe yarıyor? Güvenlik duvarı gençler 2A arasındaki
IP trafiğini kontrol etmek için kullanılan donanım veya yazılımlardır. Denetim masasında güvenlik şeyi ayarları var değil mi? Güvenlik duvarı ayarları var. Güvenlik duvarı genel olarak çeşitli ağ saldırılarına karşı bilgisayar korumak, ağ trafiğini ve erişim politikalarını kontrol etmek, herhangi bir şüpheli durum tespit edildiğinde uyarı göndererek durumu kullanıcıya bildirmek için kullanılır. Mesela denetim masasına girdiğiniz zaman şurada güvenlik duvarı var. Burada mesela bir uygulamanın veya özelliğin Windows güvenlik duvarını geçmesine izin ver dediğiniz zaman mesela chrome.exe gerekli izinler verilmiş değil mi? Mesela Fireworks'e izin verilmiş, Google Chrome'a verilmiş. Mesela Zoom var aşağıda, en altta. Zoom video konferanstır. Bunları işte güvenlik duvarı izni verilmiş. Mesela bazen Zoom'da sıkıntı olduğu zaman buradan değiştirebilirsiniz bunları. Açamadığınız zaman. Mesela bildirim ayarlarını değiştir. Windows güvenlik duvarını etkinleştir ve devre dışı bırak dediğinizde burada özel ağ ayarlarında mesela Windows güvenlik duvarını kapat. Bunlar önerilmiyor. Çünkü kapatırsanız sisteminizi virüslere karşı saldırıya açmış olursanız onun için kapatmamanız önerilir. Bazen ama böyle uygulamalarınız çalışmadığı zaman kapatmanız gereken durumlar da oluyor. Buradan gerekli ayarlamaları yapma imkanınız var gençler. Başka ne yapabiliriz? Sistem güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Eğer güncellemeleri yapmazsanız güvenlik açıkları oluşturur. Windows gerekli güncellemeleri işletim sistemiyle ilgili güncellemeleri yapabiliriz. Spyware dediğimiz bir şey var. Zararlı yazılım var. Bu nedir gençler biliyor musunuz? Spyware nedir? Bilgisayarınızda spyware bulaştığını nereden anlarsanız diye sorsak. Yani siz bir siteye bastığınız zaman farklı sizin istemeyiniz reklam yapan sitelerin gelmesi. Mesela burada kişisel bilgi, spyware kullanıcının bilgisi olmadan reklam yapmak, kişisel bilgi toplama veya bilgisayarın konfigürasyonunu değiştirmek için davranışlarda bulunan programlara verilen isimdir. Burada işte internete bağlı olunmasa bile reklam pencereleri açılıyorsa, istek dışında internet tarayıcısının giriş sayfası, ana sayfası değiştiriliyorsa, internet tarayıcısının yeni bir araç çubuğu fark edildiyse ve kullanıcı bundan kurtulamıyorsa spyware veya bu tarz yazılımlar sahip demektir. Burada işte işletim sistemi denetim masasında program ekle kaldıra girdiğiniz zaman şüpheli gördüğünüz program varsa buradan kaldıracaksınız ya da spyware kaldırma programları kullanarak sistem spyware'e karşı taratılabilir. Burada işte siz istemediğiniz halde reklam şeyleri geliyorsa ondan sonra sizin internet tarayıcısı giriş ayarınız değiştirilmişse ve program ekle kaldırda şüpheli programlar varsa bunlardan spyware programları kullanarak kurtulma imkanınız var gençler. Yani elektronik posta konusu da önemli. Bu tanımadığınız kişilerden gelen e-postalar virüslü olabilir. Bu virüslü e-postaları ne yapmayın? Kesinlikle açmayın. Kötü niyetli e-postalardan gelebilir. Bunlar sizin sisteminizi dışarıya karşı açar ve sizin kişisel bilgilerinizi mesela diyelim siz şey yapıyorsanız
internet bankacılığı kullanıyorsunuz. Oradan hesap bilgilerinizi elde edip hesabınızda işlem yapabiliyorlar. Onun için bu elektronik posta daha işte o virüslü postalara biz genelde spam klasörünün içine düşebiliyor. Buradan kesinlikle tanımadığınız kişilerle ilgili e-postalarını yapmayın. Açmayın gençler. Turu atları var. Turu atları ne içeriyor biliyoruz mu? Turu atı sizin sisteminizi sizin isteğiniz olmadan dışarıya açıyor. Burada turu atları kullanıcının sistemindeki haklarını kullanabilen program çalıştırma gibi fonksiyonları içeren sisteme tehlike durumuna atabilen programlardır. Sistemdeki yasal bir kullanıcı tarafından kurulabildiği gibi başka programları ve güvenlik açıklarını kullanarak sisteme girebilen bilgisayar korsanları tarafından da kurulabilir. Turu atları çalıştırarak sistemi çalışamaz hale getirmeyi planlayan kişi başarılı olabilir. Turu atları internet hızını yavaşlatır ve yerleştikleri sistemi kullanarak webin geri kalanına yayabilir. Turu atlarından korunmak için elektronik posta üzerinden gelen her posta çalıştırılmamalı. Web sayfalarının içeriklerinin otomatik çalıştırılmaları devre dışı bırakılmalı. Firewall yani güvenlik duvarı ve yaygın turu atlarını tespit edebilen antivirüs programları kullanılmalı ve güncelleştirmeleri düzenleme olarak yapılmalı. İnternetten gerçeğini kanıtlamayan bir yazılım çekildiğinde dikkatli olunmalı ve güvenilmeyen kaynaktan asla yazılım yüklenmemelidir. Her siteden şey yüklemeyin gençler, program. Güvenilir sitelerden indirin. Genelde kendi sitelerinde bulabiliyorsanız mesela açık kaynak olanlar genelde kendi sitelerinde var. Oralardan yükleyin. İşte bu yukarıdaki güvenlik önlemlerini aldığınız zaman bilgisayarınızı korumuş olursunuz. Geçen benim başıma geldi gençler. Bu m.exe diye bir virüs var. Biliyor musunuz? Duydunuz mu? Evet gençler. Duyduk. M.exe var. Başına gelen var mı? Hayır hocam, duymadım ben. M.exe diye bir virüs bulaştı. Yani bu mesela şeyde bir de görev yöneticisine sağ tık yaptığınız zaman şurada görev yöneticisi var. Buradan mesela bilgisayarınızda arka planda çalışan dosyaları görebilirsiniz. RAM'de çalışan dosyaları. Burayı incelediğiniz zaman şüpheli bir durum var mı? Buradan da şey yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Ben mesela buraya baktım. M.exe dosyası. Hani siz buradan kapatsanız bile, görevi sonlandırırsanız bile çokça açılıyor. Yani binlerce M.exe dosyası açılmış. Birini kapattığınız zaman tekrardan açılıyor. Ben bu problemi şeyle çözdüm. Sistem geri yüklemeyle çözdüm gençler. Sistemi geri yükledim ve o durumdan kurtuldum. Sizce online şey var mıdır? Ücretsiz virüs taraması yapan siteler var mı gençler? Var mıdır? Şuradan baktığınız zaman online virüs taraması yapan ücretsiz siteler de var gençler. Buradan da sisteminizi taratma imkanınız oluyor. Online ücretsiz. Virüs taraması. Şurada mesela en iyi gerçekten online ücretsiz virüs tarayıcısı şeyi var. Buraya bir girelim. Buradan Safety Directive Vulnerability Scanner. Buradan siteye girdiğiniz zaman şu an mesela tarama hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek cihazınızda 0 adet açıklık bulduk şeklinde şey var.
Bu online şeyleri de kullanabilirsiniz gençler. Virüs tarama şeyleri var. Bunlardan da yararlanma imkanınız var. Var mı gençler bunlarla ilgili soru? Güncel bir antivirüs, lisanslı bir antivirüs programı kullanırsanız bilgisayarınızı daha çok korur. Bunlarla ilgili sorular vardı. Bunları cevaplandıralım gençler. Birinci soru Hasan bir. E-posta ayarlarında güncelleme olanağınız yoktur. Var hocam. Varsa değil mi? Mesela ben e-posta şifremi daha sonra değiştirme imkanım var. Bir doğru Yanlış. Sarı ile işaretleyeceğim doğruları. İki İbrahim. E-posta alırken Türkçe karakterlere dikkat edilmelidir. Evet hocam. Doğru. Mesela öğrenci@gmail.com öyle yumuşak ya Türkçe karakter kullanılmaz değil mi? Onun yerine ne yazacağız? Ogurenci@gmail.com olacak. İki doğru. Üçüncü soru Ecenur. İnternette yazılı, sesli ve görüntülü sohbet yapılabilir. Doğru. Doğru. Var mı bildiğin program? Sizin kullandığınız. Yani hocam genellikle WhatsApp üzerinden görüntülü konuşuyoruz. WhatsApp var. Yani günümüzde en çok yaygın olan var. Mesela önceden MSN vardı değil mi? Windows Live Messenger. Skype var mesela. Bu neyle? Hocam sonra Instagram var. Genellikle bazıları Instagram'dan da görüntülü olarak konuşabiliyor. Var. Orada canlı yayın imkanları da oluyor genelde. Değil mi? Bu şey vardı. Önceden Meet vardı gençler. Yazılı olarak ilk çıktığı yıllarda sadece yazılı sohbet programıydı. Dünyanın bir ucundaki kişilerle sohbet edebiliyordunuz. Şeyde. Ama sesli ve görüntülü yoktu. 4 İbrahim. 4. soru İbrahim. Mektup kullanıcı e-posta hızında iletilir. Doğru mektup, hocam. Mektup e-postadan daha hızlı iletilmiyor değil mi? Kullanıcı e-postadan daha yavaş. Önceden mektup yazıyorduk değil mi? Diyelim Hasan sana bir mektup yazdık. Birkaç gün sonra gidebilir. Ama sen buradan bir aynı işini maille daha hızlı bir şekilde çözebilirsin. Onun için yanlış olacak. 5 Hasan. Beşinci soru Hasan. Gelen e-posta iletisini başka bir e-posta adresine yönlendirmek için yanıtla seçeneği kullanılır. Doğru hocam. Yanıtla dersen diyeyim sana pardon, bir e-posta geldiğinde ona cevap verirsin. Tamam mı? Pardon. Burada ne kullanacağız? İleti kullanacağız değil mi? Diyelim İbrahim sana bir e-posta gönderdi. Tamam mı? Diyelim bayram mesajı gönderdi sana. Sen de o bayram mesajını beğendin ve bunu gidip ilet diyerek ona Ece Nur'a ne yapabilirsin? İletebiliyorsun. Tamam mı? Başka birine yönlendirmiş oluyorsun. Bu da yanlış olacak. Beşinci, yani şurada yanıtla yerine ilet yazarsam doğru olacak. 6 Ece Nur. Aşağıda e-posta adreslerinin hangisinin yazımı doğrudur? Hocam D olabilir mi? Burada iki tane şey var gençler. Doğru cevap. A da olabilir ama D de olabilir. A olmaz çünkü nokta gazi diyor ondan dolayı ama olmaz. Ama nokta koymuş hocam tamam. Çorum olur mu? Türkçe karakter içeriyor.
Aynen. Ama C ile D olabilir hocam belki. C ile D olur iki tane. Bunlardan bir mesela E, T, Ö, G, M yaparsan D yanlış olur. Tamam mı gençler? Burada cevap C ile D iki tane şey var. İki tane doğru cevap var. Ama şu D'deki E, T, Ö, G, M yaparsan bunu da yanlış yapmış olurum. Tamam mı? 7 İbrahim. El Paso güncelleme seçenekleri aşağıdakilerden hangisi yoktur? Seçenekleri. Hesabınızı yönet. Hesabımızı yönetebiliriz değil mi? Mesela şifreni evet, değiştirebilirsin. Hocam. İnternet tarayıcı özellikleri internet tarayıcı ile alakalı olan bir şey. Mesela Microsoft Edge'deki ayarları şuradan ayarlar kısmından yapabilirim. Bunun e-posta ile ilgisi yok. Kişi listesini de özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi bu e-posta yönetimi ile ilgili Outlook ile ilgili sorular var. Bunları cevaplandıralım İbrahim. Birinci soruyu okur musun? E-posta hesabımızı e-posta yöntemi yazılımına tanımlama işlemi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu soruyu yanlış sormuşlar gençler. Çünkü e-posta tanımlamak için biz yani bir e-posta hesabı tanımlamak için dosya menüsünden hesap ayarlarından girip hangi e-posta adresini kullanacaksak bu ayarlamalar şeye göre de değişiklik gösterebilir. Mesela Gmail'de farklı, Yahoo'da farklı, Hotmail'de, Outlook'ta farklılık gösterebiliyor. Bunların ayarlarını internette arayarak çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Tamam mı? Mesela Yahoo'da şey var. Uygulama yönetiminden gösterdiğimiz gibi şey yapmanız lazım. E-mail hesabınıza giriyorsanız uygulama yönetimi kısmından Outlook masaüstü ile ilgili şifre alıyorsunuz. Hani o maile gireceğiniz şifre orada geçerli olmuyor. İşte bu tür ayarlamalar dikkat etmek lazım. Burada şey soruluyor İbrahim. Yani soruda e-posta Outlook'ta e-posta göndermek için aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olarak verilmiştir? E-posta gönderme işlemi mi? Yeni e-posta nasıl gönderme işlemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ne olacak cevap onun için? Yeni e-posta nasıl gönderiyorduk? Hangi kısma giriyorduk? Posta giriş. Giriş yeni e-posta diyerek buradan şey gönderebiliyorduk. İkinci soru. Elektronik postanın karşılığı nedir? E-mail, Gmail. E-mail, bir e-posta, e-mail. E-mail ile normal postaya göre daha hızlı bir şekilde e-posta mail gönderme imkanınız var. İkinci soru. Hoş geldin Ece. Hoş buldum hocam. Üçüncü soru Ece'nin 3. E-posta yönetim yazılımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hocam C mi? Silinmiş öğeler var. Giden kutusu gelen kutusu da var değil mi? Gönderilmiş öğeler var. Adresi bulunamayıp geri dönen şeyler. Böyle bir kısım yok. C olacak. 4 İbrahim. E-posta yönetim yazılımında randevu oluşturma seçeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Takvim giriş yeni randevu hocam. Takvimden randevu oluşturuyoruz. Takvim giriş yeni evet doğru. Posta giriş yeni postadan yeni posta e-posta gönderebiliyoruz. Ekle yeni takvim diye bir şey yok. Kişiler
Girişten yeni kişi tanımlayabiliyoruz değil mi? 5 Ece. E-posta yönetim yazılımında kişi klasörümüzden seçili kişiyi silme işlemini aşağıdaki seçeneklerden hangisi de gerçekleştirilebilir? Hocam C mi? Kişi sileceğiz. Yani bir kere kişilerle ilgili işlemleri biz nereden yapıyoruz? O zaman kişilerden. Kişilerden giriş sil. Tamam, kişiler giriş zaman. Yeni kişiden de kişi ekleyebiliyoruz. Tamam mı? Tamam hocam. Bu ağıtlıkla ilgili sorular cevaplarından hem senin için ayarları nasıl bir daha yapıyoruz gösterelim. İbrahim görmüştük. O kısmı denk geldin mi? Yani dinlemiş miydin o kısmı? Ağıtlıkta ayar nasıl yapmanız gerekiyor? Nereye hocam? Ağıtlıkta kendi mail hesabını nasıl tanımlayabiliyorum? O kısmı dinlemiş miydin şeyden? Hayır hocam, ben sonradan geldiğim için. Tamam, onu bir daha şey yaparız. Çünkü bazı özel şirketler maillerini bilgisayara indirip oradan kontrol etme imkanı oluyor. Tamam mı? Ona senin için bir daha tekrar edeceğim. Soruları bir cevaplandıralım, bitirelim. Ondan sonra bir tekrar geçelim orada. Şimdi bu şeyle ilgili sorular gençler. İnternet güvenliği ile ilgili sorular. Birinci soruyu İbrahim. İnternet arayıcımızda kapalı olan açılır pencere engelleyicisi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açabiliriz? Hocam araçlar açılır penceresi araçları engelleyicisini aç seçeneği. Evet doğru. Burada eski sürümlerde bu şekilde açıyorsunuz. Yeni sürümde Microsoft Edge'de ayarlar kısmını kurcalamanız lazım. Evet. 2 Ece Nur. Kimlik avı filtresi güncel internet arayıcınızda hangi isimlere yer almaktadır? Hocam bunu bilmiyorum. Evet. Bir göstereyim. Smart Screen olacak. Eski Internet Explorer'da araçlardan Smart Screen dediğim zaman buradan kimlik avı filtresini açabiliyorsun. Hani kötü niyetli kişiler sizin kimlik bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi, banka bilgilerinizi elde etmek isteyebilirler. Bu tarayıcıda bu filtreyi aktif ederek bir nebze de olsa engelleme imkanınız var gençler. Smart screen olacak. Tamam mı? Üçüncü soru. İbrahim. İnternet arayıcınızda içerik danışmanına aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ulaşabilirsiniz? Görünüm içerik danışmanı hocam. Araçlar ya internet seçenekleri içerik de bunun cevabı. Tamam mı? Şuradan tekrar gösterecek olursak oradan araçlar İnternet Explorer'ın eski sürümlerinde araçlar menüsüne girdiğiniz zaman orada internet seçeneklerini göreceksiniz. Buradan içerik kısmına giriyorsunuz ve içerik danışmanıyla ilgili işlemler yapmak istiyorsanız buradan etkinleştir deyip paralı oluşturup gerekli işlemleri yapabiliyorsunuz. Onun için cevap adam olacak. Tamam mıdır? Dördüncü soru Ece Nur. Sistem içindeki bilgileri dışarı sızdırmak için kullanılan programcık aşağıdakilerden hangisidir? Hocam virüs olabilir mi? Yani dışarı sizin sisteminizi dışarıya açıyor bu programlar. Ve saldırıya açık oluyorsunuz. Truva atı var ya yani
O. True olacak cevap. Tamam mı? Cevap true olacak. Yürüyüş değil. Tamam. Truva ile hani Çanakkale'de Truva var ya, orada atın içine askerler gizlenmiş tahta atın. Onun gibi düşünebilirsiniz. Mantığı oradan kurabilirsiniz. Beşinci soru İbrahim. İstediğiniz dışında internet sayfalarının açılmasına ve sizin istediğiniz internet sitesine açmayı zorlayan yazılım aşağıdakilerden hangisidir? Spam. De hocam. SPY olacak burada. Tamam mı? Spam değil. SPY. Spam genelde hani istenmeyen e-postalar spam klasörüne düşüyor. SPY'de diyelim sizin internet tarayıcınızın giriş sayfası Google olarak ayarladığınız diyelim. Yani şeye bastığınız zaman, bir tarayıcıya bastığınız zaman ama gitmiş başka bir site olduysa buradan şüphelenebilirsiniz. Ya da program ekle kaldıra baktığınız zaman yabancı sizin kurmadığınız programlar varsa, internet tarayıcınıza şeyler eklenmişse, araç çubukları sizin eklemediğiniz, buradan şüphelenebilirsiniz. O zaman SPY vardır. Spyware vardır bilgisayarda. Modül değerlendirme soruları. 1. İbrahim. Aşağıdakilerden hangisi farklı bölgelerde bulunan bilgisayarların bağlanmasını sağlayan ağ türüdür? Yani yerel ağ dediğin aynı bölgede oluyor. Yani bir laboratuvardaki bilgisayarların birbirine bağlanması ya da bir evdeki iki bilgisayarın birbirine bağlanması yerel ağ oluyor. Farklı bölgelerde dediğin mesela buradan internet aracılığıyla ya da ağlar vasıtasıyla Amerika'daki bir bilgisayara bağlanman ya da EBA'nın sunucusuna bağlanman, Ankara'daki EBA'nın sunucusuna bağlanman. Bunlar farklı bölgelerde oluyor. Bu da şey oluyor, tamam mı? Uluslararası ağ oluyor. Cevap. İkinci soru Ece. Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir e-mail adresinde örnektir? Hocam A. Kullanıcı adı hotmail.com olacak. Doğru. 3 İbrahim. İbrahim duyuyor musun? İnternet kullanıcılarının birbirleriyle haberleşmesini sağlayan protokol hangisidir? Hocam B. Protokoller kümesi işte TCP/IP protokolü, mesela FTP protokolü TCP/IP altında bir protokol oluyor. Tamam mı? Genel ismi TCP/IP protokolü. Yani bunun altında bir sürü protokoller var. FTP'dir, DNS'dir, TCP'dir, UDP'dir. Bu tarz şeyler var. FTP olacak, bol olacak. Doğru, aferin. Dördüncü soru Ece. E-posta adresi alırken aşağıdaki karakterlerden hangisi kullanılmaz? D. Denizli değil mi? Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Aferin, evet. İbrahim 5. İnternette dosya transferini sağlayan protokol hangisidir? Bir web sitesi yaptın. Geçen sene yaptığınız gibi. Bunu ben internette yayınlamak için, sunucuya göndermek için hangi protokolü kullanıyordum? CTP. CTP diye bir protokol yok. Adana olacak. FTP, tamam mı? Buna FTP ile FTP adresini yazdığınız zaman, mesela ftp://www.ibrahimaltay.com yazdım. Tamam mı? Bunu yazıp enter'a bastığın zaman sana kullanıcı adı ve şifresi gelecek. Bir
hosting firmasından yer aldığın zaman sana bu bilgiler verilecek. Bu kullanıcı adı ve şifreyle sunucuya bağlanacaksın. Sunucuya dosyaları kopyala yapıştır mantığıyla ya da QTFTP dediğimiz şey var. Program var. Bunlar vasıtasıyla şey yapabilirsiniz. Şuraya yazayım mesela. İnşallah. Ya da direkt birimin içinden de gönderebiliyorsunuz. Geçen sene bunlar anlatılmış olması gerekiyor İbrahim. Tamam mı? Yani bir internet sitesi yaptığın zaman bunu internete göndermek için mutlaka FTP protokolünü kullanman gerekir. 6 Ece. Altıncı soru. Ece yok herhalde. İbrahim 6. Hocam geldi. Buradayım. Tamam. Aşağıdaki internet kısaltmalarından hangisi Türkiye'yi ifade eder? C. TR Türkiye değil mi? Yedinci soru İbrahim. Aşağıdaki internet uzantılarından hangisi eğitim kurumlarını ifade eder? Edo hocam. D. Edo olacak. Commercial yani ticari siteler. Tamam mı? Government'tan geliyor hükümet siteleri. Mesela go örnek map go.tr değil mi? Net'te superonline.net servis sağlayıcılar var. Onların siteleri oluyor gençler. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bir dakika Serhat. Şimdi bu. 8. soru Serhat. Aradığınız bilgi için yazdığınız anahtar sözcüğü arar ve en çok geçen sayfayı size gösterir. Yapılan tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. SMTP B. HTTP C. Telnet D. Arama motoru. Hocam arama motoru. SMTP protokolü gençler basit mail transfer protokolü olarak çevrilebiliyor. Yani mail göndermek için Outlook'ta da ayarını yapmıştık değil mi İbrahim? smtp.mail.yahoo.com yazmıştım ben. Giden sunucusu olarak. Tamam mı? HTTP biliyorsunuz zaten sunucu ile istenci arasındaki şeydir. Telnet'te mesela İbrahim senin bilgisayarın telnette bağlantı kurabiliyor. Serhat. 9 İbrahim. E-posta yani yönetim yazılımında kişi ekleme işlemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gerçekleşebilir? Ekle yeni kişi hocam. Hayır. Kişiler kısmımız vardı. Kişi giriş yeni. Giriş yeni. Hatta senin mail adresini eklemiştim ya. Ajanda gibi kullanabilirsiniz gençler. Kişiler ekleyebilirsiniz. Adres, telefondur, iş yeri bilgileridir. Web adresidir. Bilgisayarınızda saklayıp e-maille mesela Serhat'a gönderebilirsin. Bu tarz şeyler yapılabiliyor.
Son 10. soru Serhat. E-posta yönetimi zamanında randevu oluşturmak için aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gelmiştir? A. Posta giriş takvim ekle. B. Ekle takvim ekle. C. Takvim giriş. E-posta yeni randevu. A olabilir mi hocam? Burada takvim kısmı var. Takvim kısmından şey yapıyorsunuz, tamam mı? Takvim giriş yeni randevu diyerek şey yapabilirsiniz. Ekleyebiliyorsunuz. Cevap C yan olacak. Şimdi İbrahim'e ben göstermiştim gençler çeyrek. Bazı şirketlerde e-mailleri indirmeniz gerekebilir. Bunun ayarlamalarını nasıl yapıyoruz? Bundan size de bahsedeyim. Ondan sonra bu modülü kapatacağız. Şimdi gençler Outlook 2013'i açtığınız zaman onun öncesinde bu elektronik posta adres şeylerine göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela Yahoo'da mail hesabıma girdim ben. Tamam mı? Şurada hesap bilgisinden hesap güvenliği kısmına geliyorum. Bağlantı kopmuş. Hesap güvenliğine girdiğiniz zaman gençler burada aşağıda şey var. Uygulama parolalarını yönet kısmına giriyorsunuz. Buradan uygulama seçeniz dediğiniz zaman mesela Outlook Desktop'ta kullanacağım ben. Buradan bunu seçtiğiniz zaman yani masaüstü bilgisayarda kullanacağım. Oluştur dediğiniz zaman size bir parola oluşturacak. Bu parolayı gidip kopyalayıp Outlook'ta ayar yaptığınız yere yapıştıracaksınız. Bunun ayarını biz şöyle yapıyoruz. Dosya menüsünden hesap ayarlarına girdiğin zaman hesap ayarları diyorum burada. Bu listede hesap ayarları şeyi açıldı. Hesap ayarları penceresinde e-posta kısmına baktığınız zaman burada eğer ayarlama yaptıysanız listede beyaz kısımda gözüküyor. Yeni derseniz yeni bir ayarlama oluşturabilirsiniz. Değiştir dediğiniz zaman yaptığınız ayarları değiştirebiliyorsunuz. Kaldır dediğiniz zaman da bunu silebiliyorsunuz. Değiştir deyip ayarları göstereyim. Burada kullanıcı bilgileri kısmında adınızı yazıyorsunuz. Metin e-posta adresini yazdım. Yahoo'da yahoo.com Tuncel 155 yahoo.com yazdım. Hesap türü olarak da burada iki tane şey var. Pop3 ya da IMAP. Burada ben IMAP'ı seçtim. Gelen posta için Pop3 ya da IMAP'ı ayarlayacaksınız. Sunucu gelen posta sunucusu imap.mail.yahoo.com olarak ayarladık. Giden posta sunucusu olarak smtp.mail.yahoo.com ayarladım. Kullanıcı adı size posta girdiğiniz zaman buraya gelecek. Bu parolayı da daha yine yağda uygulama parolaması almıştık ya. O parolayı da gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Parolayı anımsa derseniz anımsıyor. Güvenli parola kimlik doğrulaması SPA kullanarak oturum açılsın. Burada güvenlik için bunu da işaretleyebilirsiniz. Burada diğer ayarlarda bastığınız zaman gelen kutusuna zaten e-mail adresi girdiğiniz zaman buraya gelecek gençler. Giden sunucu olarak giden sunucum SMTP için kimlik doğrulması gerekiyor. Burada gelen posta sunucum ile aynı ad ayarları kullanıp işaretlerseniz ya da oturum açarken kullanılacak kullanıcı adı ve parolanızı giriyorsunuz buraya. Gelenle aynısını yani kullanıcı adınız ve ya uygulama Outlook masaüstü parolanız neyse onu giriyorsunuz. Normal mail adresinin parolasıyla denediğiniz zaman bağlanmıyor gençler. Gelişmiş kısmında biz IMAP'ı kullanacağımız zaman gelen sunucu için 993 kullanıyorsunuz. Tamam mı? Eğer ben buradan pop3 pop.mail.yahoo.com
yahoo.com girseydim burası 995 olacaktı SSL için, şifreleme türü için. IMAP'ta 993, POP'ta, POP3'te 995 kullanılıyor. Giden sonucu için de eğer TLS'yi kullanacaksanız buraya 587'ye giriyorsunuz. Eğer SSL'yi kullanacaksam da 465 giriyorum buraya. Tamam mı? Biz TLS'yi kullanıyoruz. Buraya gelip ne gireceğim? 587 girip tamam dediğinizde şuradan buradan tamam dediğiniz zaman hesap ayarlarının sına kısmına bastığınızda burada gelen posta sunucusuna imap oturmaç tiklendi tamamlandı. Sınama e-posta iletişlerini gönderin dediğiniz zaman da ne yaptı? Burada tik işaretleri aldığınız zaman şu an ben ya mail sunucuma bağlanmış oldum. Tamam mı? Ayarları sağlıklı bir şekilde yapmış olduk. Eğer orada tik kırmızı çarpı işareti alırsanız bilin ki ayarlamalarınızda sıkıntı var. Tamam mı? Bu maillere göre değişiklik arz edebiliyor gençler. Gmail'de farklı uygulamalar olabiliyor. Outlook'ta bu şekilde ayarlama yaptığınız zaman bakın şurada gönder al butonuyla ne yapabilirsiniz? Tüm klasörleri gönder al diyerek mail hesabınıza, bilgisayarınıza bütün mailleri indirebiliyorsunuz. Serhat hatta senin bir Serhat Altın görüyor musun? 24.02.2020'de evet, gönderdiğim bir şey var. Ödev duruyor hala. Senin gönderdiğin mailler duruyor. Yeni mail göndereceğiniz zaman buradan posta sekmesinden giriş deyip yeni e-posta gönderebiliyorsunuz. Takvime mesela yeni randevu diyerek randevu kaydedebilirsiniz burada. Şurada kişiler diyerek mesela İbrahim'in şeyini eklemiştik. Kişi bilgilerini ajanda olarak kullanıp buraya ekleyebilirsiniz. Mail adresidir, web adresidir, iş, ev, cep telefonu bilgilerini buradan kaydedip kaydet ve kapat derseniz buradan şey yapabiliyorsunuz. Sil derseniz kişiyi silebiliyorsunuz. Görev tanımlayabilirsiniz. Gençler buradan. Şurada mesela TYT matematik çalışma ile ilgili bir görev tanımlamışız. Çarşamba günü son başlangıç son böyle durum başlatılmamış sürüyor tanımlanmamış başkasında bekleyen ertelenmiş tarzı şeyler yapabiliyorsunuz. Şuradan kaydedip mesela görev tanımlandıysa tanımlandı olarak işaretleyip buradan ne yapabilirsiniz? Görevi tanımladığınız olarak buradan işaretleyebiliyorsunuz. Teknoloji hayatı kolaylaştırır ama bilinçsiz kullanımı teknoloji bağımlılığına yol açar. Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Günümüzde bağımlılığı da vardır. Peki kimler bu bağımlılıkların tehdidi altındadır? Sosyal aktivitelerden ve spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı tercih edenler, olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi bulunanlar, dersler yaşayan ve sağlıklı aile iletişimi olmayanlar bu tür bağımlılıklarda risk altındadır. Acaba siz sosyal medya bağımlısı mısınız? Canınız sıkıldığında aklınıza ilk gelen sosyal medya kullanmaksa, gerçek arkadaşlarınızın yerini sanal arkadaşlar ve takipçiler aldıysa, günlük yaşantınızda sorumluluklarınızı yerine getirmede aksaklıklar yaşıyorsanız, sürekli bir şeyler paylaşma ihtiyacı duyuyor ve sosyal medya araçlarına ulaşamadığınızda huzursuz oluyorsanız, sosyal medya bağımlılığı riski altındasınız. Peki ya oyun bağımlılığının belirtileri nelerdir? Oyun oynamaya çok fazla zaman ayırmak,
oyun oynadığınız zaman konusunda aileyle tartışmak ve onları hayatınızda geri planda tutmak, oyunlarda kazanılan başarı ve ilerlemelere çok önem vermek, saatlerce oyun oynayıp uykusuz kalmak, oyun oynamayınca huzursuz, sinirli ve mutsuz olmak oyun bağımlılığının başlıca belirtilerindendir. Şimdi de cep telefonu bağımlılığının belirtilerini öğrenelim. Cep telefonunuz her zaman yanınızdaysa ve sık sık kontrol ediyorsanız, uyuduğunuzda bile cep telefonu ulaşabileceğiniz bir yerde duruyorsa, kendinizi kötü hissettiğinizde cep telefonu kullanmak iyi geliyorsa ya da kullanmadığınız zaman da kendinizi eksik ve kötü hissediyorsanız cep telefonu bağımlılığı riski altındasınız demektir. Teknolojinin yanlış kullanımının getirdiği zararlı sonuçlardan etkilenmemek için teknolojiye bağımlı olmamalı, teknolojiyi gerektiğinde ve yeteri kadar kullanmalısınız. Hoşçakalın. Var mı gençler sizde de böyle bağımlılık? Oyun, teknoloji, cep telefonu bağımlılığı var mı videodaki gibi? Yani biz pek fazla telefon almıyoruz. Yani böyle arada sırada. Yani gerektiği kadar kullanmak lazım inşallah. Teknoloji çok güzel bir şey ama gerektiği kadar kullanırsanız. Mesela bunlar insana asosyal yapabiliyor. Ondan sonra iletişim, aileyle iletişim bağları zayıflayabiliyor. Mesela şiddet içerikli oyunlar oynuyorsanız size şiddet arka planda beyninize şiddetle ilgili subliminal mesajlar gidiyor şeyde. Yani bunlara da işte dikkat etmemiz lazım. İşte hani vakti verimli kullanmak lazım gençler burada. Değil mi? Planlama yapıp ona göre vaktimizi daha güzel faydalı ilimler öğrenerek vaktimizi daha iyi değerlendirebiliriz. Yani tabii ki hani eğlence olsun diye oynayacaksanız, yapacaksınız ama işte yeteri kadar kullanırsanız güzel. Ama siz gidip sürekli böyle bilgisayar eğlence aracı, teknoloji eğlence aracı olarak kullanırsanız kendinize sürekli ödül vermiş olursunuz. Yani biz hep diyorduk ya, siz derslerinizi çalıştıktan sonra şimdi sizin önünüzde TYT, AYT sınavı var. Orada yeteri kadar tam çalıştıktan sonra diyelim 40 dakika çalıştınız. Ondan sonra derseniz 20 dakika ben telefonumla uğraşacağım gibi yapabilirsiniz. Ama biz maalesef tersini yapıyoruz. Saatlerce teknolojiyle, oyunla, cep telefonuyla vakit geçirip ders çalışmaya fırsat bulamıyoruz. O zaman da kendinize sürekli ödül vermiş oluyorsunuz gençler. Şimdi bu Scratch duyduk mu gençler? Blok tabanlı programlama var. Siz bunları görmemişsiniz. Yeni 9. sınıflarda bunları gösteriyoruz biz. Hiç blok tabanlı programlama duyduk mu? Bununla ilgili bir örnek yapacağız birazdan. Scratch gençler blok tabanlı bir programlamadır. Hani burada yapboz mantığı var. Bununla ilgili bir örnek göstereyim size. Şimdi ilk başta Scratch Meet Edu'ya girdiğiniz zaman buraya ne yapmanız lazım? Üye olmanız gerekiyor. Bunu hem çevrim içi hem de çevrim dışı kullanabiliyorsunuz gençler. Yani bilgisayarınızı yükleyip bilgisayarda yaptığınız bir uygulamayı nete aktarabildiğiniz gibi tersini çevrim içi internette oluşturduğunuz bir projeyi de buradan aktarma imkanınız var.
Mesela APP Inventor'da Android telefonlar için appinventor.meet.edu'ya girerseniz orada da şeyle ilgili uygulama geliştirebiliyorsunuz gençler. Cep telefonu Android cihazlar için geliştirebilirsiniz. mBlock uygulaması var. Robotik kodlama ile uğraşıyorsanız orada blok tabanlı olarak şeyleri ekleyebiliyoruz. Şurada gençler benim kod bloklarım var. Şurası da benim kod alanı. Buraya sürükle bırak yöntemiyle biz ne yapabiliyoruz? Kodları sürükleyebiliyoruz. Şurada kostümler var. Kostüm bilgisayarda var olan bir kostümü kullanabileceğiniz gibi kendinizle çizim yapabiliyorsunuz burada. Ses ekleyebiliyorsunuz. Ses eklediğiniz zaman buraları kullanabiliyorsunuz. Mesela yeni bir koda ihtiyacınız olduğu zaman buradan eklenti ekle diyerek buradan ekleme yapabiliyoruz. Ondan sonra şu yeşil bayrakla projeyi çalıştırıyorsunuz. Kırmızı sekizgenle de durduruyorsunuz. Şu bir yeni proje oluşturduğunuz zaman varsayılan olarak kedi kuklası geliyor gençler. Bir kukla ekleyip sileceğiniz zaman buradan ne yapabilirsiniz? Buradan ekleyip silme imkanınız var şuradan. Bilgisayardan olsun ya da hazır kuklaları ekleyebiliyorsunuz. Bir de dekor var. Dekorda arka plan oluyor. Ben arka planda dekoru ne yapabileceğim? Değiştirebileceğim. Şurada mesela dünya sembolüyle biz şeyi değiştirebiliriz. Türkçe mesela dilinizi değiştirebiliyorsunuz. Dosya yeni diyerek yeni proje oluşturuyoruz. Şimdi kaydet diyerek yeni bir projeyi kaydedebiliyorum. Tamam mı? Kopya olarak kaydet dediğin zaman kopya olarak kaydediyoruz. Bilgisayarından yükle dediğin zaman bilgisayarınızdaki çalışmayı buraya aktarabilirseniz bilgisayarına kaydet dediğin zaman da burada yaptığınız bir projeyi bilgisayara kaydedebiliyoruz. Eğitici dersler kısmı var gençler. Buradan daha önce yapılan uygulamalara buradan ulaşıp öğrenebilirsiniz. Şuraya projenin ismini yazabilirsiniz. Kare çizme ile ilgili bir örnek var. Bunu buradan yapabiliyoruz. Burada da dosya klasörüne bastığınız zaman sizin daha önce yaptığınız projeler ve bu projeler paylaşılmış mı paylaşılmamış mı buradan bunun ne yapabiliyorsunuz? Kontrolünü yapma imkanım var. Tamam mı gençler? Buradan hani yaptığınız projeleri paylaşma imkanı da veriyor site. Şimdi şöyle bir örnek var. Bunu yönergeleri izleyerek adım adım gerçekleştireceğiz. Burada mesela gençler ben kare çizeceğim ekrana. Burada diyor ki renkli kare adında yeni bir proje oluşturunuz. Sahneye X'ye grid dekorunu ekleyiniz diyor. Dekor ekleyelim. Şuradan dekor ekliyorum gençler. X'ye grid dekorunu buradan eklediğiniz zaman birazdan gelecek dekor. Şu an dekor geldi. Ondan sonra yeşil bayrağa tıklandığı zaman olaylar bloğundan tıklandığında kod bloğuna alın diyor. Bakın olaylardan tıklandığına kod bloğuna böyle sürükleyip bırakıyorsunuz. Yapboz mantığıyla çalışıyor gençler. Ondan sonra kalem bloğlarının arasına ekleyiniz. Burada kalem bloğunu açmak için şey yapacağız. Kalemi alacağız. Onu da şuradan ekliyorsunuz. Şuradan. Buradan kalemi seçtiğim zaman kalem bloğunu buraya almış oldum. Ekrandaki bütün kuklaları gizlemek için görünümden gizleyi aldım. Burada şeyi ne yapmış olacağım? Ekrandaki bütün şeyleri gizlemiş olacaksınız. Önceden kalan çizimler olmaması için kalem bloğundan tümünü sil diyor gençler. Kalem bloğuna gidip ne yapacağım? Şuradan kalem bloğuna gidip tümünü sili seçtim. Sürükledim buraya bıraktım.
Daha sonra kalemi kaldır diyorsunuz. Kalem kod bloğunda kalem rengi ve kalınlığını belirleyiniz diyor. Kalemi kaldır diyeceğiz. Ondan sonra kalem rengi ve kalınlığını belirleyeceğiz. Kalemi kaldır dedim. Kalemin rengini belirleyip buradan şey yapabiliriz. Kalem rengini 50 yap. Ondan sonra kalem kalınlığını 1 yap. Mesela bunun kalınlığı 3 olarak değiştirelim. Bunu yaptıktan sonra diyor ki çizimin başlayacağı konumu konumu belirlemek için hareket bloğunun x'e değerlerini belirleyecek komutu x'e 100'e y'yi eksi 100 yapınız diyor. Şuradan hareket bloğuna geliyorum. X'i 100'e y'yi 100 olarak belirleyelim biz. Tamam mı? Buradan gençler burada şeye baktığınız zaman koordinat eksenine x'i eksi 240'a y'yi artı 240 arası ayarlayabiliyoruz burada. Tamam mı? Y'yi 180'e eksi 180 aralığında ayarlayabiliyorsunuz. X'i 240 eksi 240 arasında ayarlayabilirsiniz. Y'yi de 180'e eksi 180. Mesela Y'de yukarı çıktıkça Y artıyor. Aşağı indikçe Y azalıyor. Tamam mı? Sola gittikçe X azalıyor. Sağa gittikçe X değeri artıyor gibi düşünebilirsiniz burada. Diyor ki çizimi yapmak için kalem bloğundan kalemi bastır komutunu seçiniz diyor. Buradan kalemden kalemi bastırı aldım. Buraya ekledim. Kalemle çizim yapma aşamasına bundan sonra geliyorsunuz. Şimdi şurada gençler çizeceğimiz şekil kare olduğundan kontrol bloğu altında yer alan 10 defa tekrarlat komutunu seçip 10 sayısını 4 olarak değiştirdiğiniz blok içinde komutlarını 4 defa tekrar etmesi sağlanacaktır. Burada karenin 4 kenarı olduğu için ben burada 4 defa tekrarlayı seçiyorum. Tamam mı? Eğer siz beşgen çizseydiniz burayı ne yapacaktık? Gençler beşgen çizseydim 5 olarak ayarlayacaktım. Tamam mı? Şimdi kontrol bloğundan 10 defa tekrarla bunu sürükleyip bıraktım. Ve buraya geldim 4 dedim. Daha sonra şimdi karenin açılarına baktığınız zaman 90 derece değil mi? Kare tüm kenarları eşit ve 90 derece olduğu için 90 derece dönecekseniz kaç adım gidecekseniz adım mı buraya gideceğiz ve kalem rengini 10 arttır diyerek her çizginin farklı renkte olmasını sağlayacağız. Buraya gelip ne diyorum? Şuradan hareketlerden gençler 90 derece dönüş seçtim. Şuradan. Ondan sonra adım git. Şurada 200 adım gideceğiz. Şurada gençler. Ondan sonra kalemin rengini değiştirerek ne yapacaksınız? Farklı renklerde kalemin rengini mesela buradan 10 arttır dediğiniz zaman her çizgi farklı renklerde çizecek. Şimdi çalıştıracağınız zaman buraya bastığınız zaman bakın ne oldu?
şey çizdi. Gördüğünüz gibi ne çizdi? Kare çizdi hocam. Kare çizdi. Tamam mı? Bu şekilde blok tavanını kodlama. Yani biz bunu yapmak istesek önceki şeylerde kod yazarak değil mi? Mesela çeyrek herhangi bir grafik işlemlerini kullanarak kod yazarak yapma imkanınız da var tabii. Ama bu şekilde hem mesela şimdi Scratch, Meet.edu böyle şeyler web ortamına taşındı ve bu şekilde blok tavanını kodlama kullanılıyor gençler. Tamam mı? Anlaşıldı mı bu gençler? Evet hocam. Mesela bunu 5 defa tekrarla deyip çalıştırdığımız zaman ne yapacak bakın. 5 defa çizdik ama mesela 5'ken çizmesi için ne yapabiliriz? Tam bakın beşgen çizmiş olduk. 72 derece dönecek. Çünkü 360'ı 5'e bölün 72 olacak. Değil mi? Ve burada beşgen çizmiş olacağız. Mesela 6'yı çizelim. 6 360'ı 6'ya bölün 60 olacak. Bu şekilde girdiğimiz zaman da buradan ne yapabilirim? Ben rahat bir şekilde şey çizebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Anlaşıldı mı inşallah? Evet hocam. Yani Scratch'de şu an 9. sınıflara öğretiyoruz biz. Bu da sizin daha önce görmeniz yeni bir şey. Daha önce bu tarz çalışmalar yapan var mı hiç? Uğraşan var mı? Ben hocam. Ben biraz yaptım hocam. Neyle uğraştınız gençler? Evet. Vallahi hocam oyun yaptım o kadar. Bununla. Blok tavanı Scratch'te mi yine? Evet. Burada zamanla böyle arada uygulamalar yapıp şey yaparız. Mesela burada bu balon yakalama oyunu var. Ne bileyim sayı tahmini uygulaması var. Sen neyle uğraştın İbrahim? İbrahim'le daha önce şey yapmıştık şurada. Hocam, ormanda oyun gezen tavşan uygulaması var. Bu buna üye olarak şey yapabilirsiniz. Mesela gençler ben daha önce bu Kodtik haftasında şey yapmıştık biz öğrencilerle. Onu göstereyim. Bu İstiklal Marşı uygulaması yapmıştık beraber. Telefonda app inventor meet.edu'dan yapmıştık bunu. Telefonda bulayım göstereyim size. Yani şurada Türk Bayrağı İstiklal Marşı uygulaması var gençler. Burada uygulama şu şekilde. Bir asker fotoğrafı var. İstiklal Marşı'nın iki kıtası bu şekilde kırmızı zemini beyaz olarak HTML kodlarıyla yazmıştık bunu şeyde uygulamada. Burada başlat, bekle, durdur var. Bir de ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan başlata bastığınız zaman şu an İstiklal Marşı başladı. Buradan bekleme konumunu alıp
kaldığınız yerden başlata bastığınız zaman tekrar çalabiliyor. Doğru derseniz en başa alabiliyorsunuz. Şu an başta. Bir de ses seviyesini de ayarlayabiliyoruz gençler. Ses seviyesini ne yapabiliyor? Ayarlayabiliyorum. Yani bunlar bu tarz uygulamalar yaparak kendinizi de bu alanda geliştirme imkanınız var gençler. Var mı gençler bunlarla ilgili soru? Yani işte böyle fırsat zaman kazandıkça bunlarla ilgili yeni teknolojilerle ilgili de size böyle arada çalışmalar yine yaparız. Tamam mı gençler?